Bugün Eddersül yani beşinci, hamis, beşinci. Beşinci dersimiz, ünitemizin konusu el-amel. Yani çalışma hayatı ile ilgili. El-amel iş demek. Çalışma hayatı ile ilgili bir metin. El-amel. El-amel, evet. Amel. Evet. Amel iş demek, çalışmak demek. Bakalım bu ünitede ne gibi kelimeler varmış. Önce kelimetü ders. Evet. Ünitede geçecek olan bazı kelimeleri vermeye çalışıyor. Bakalım. Dün geçen diyeyim bir kelimemiz vardı. Bazı. Bazı. Türkçe'de bazı anlamında kullanıyoruz. Bazı, birkaç ya da biraz gibi anlamları var. Cümleye bakmamız lazım. Bazı. Türkçe'deki bazı kelimesi. Evet, Arapçadan almışız. Ba'd. Tabii şu ayn biraz problemli. Gırtlaktan tam çıkaramayabiliriz. Ba'd. Evet, bir fiilimiz burada var. Evet, zurtu. Zurtu, geçmiş zaman ben ziyaret ettim. Zurtu, ben ziyaret ettim. Yine bir fiil. Ya'melu. Ya'melu. O çalışıyor. O çalışıyor. O'yu şu ye'den anlıyoruz. Merak edenler için ipucu ye. Sonra göreceğiz fiil çekimlerinde. Evet. Tunazzifu. Tunazzifu. Evet. Tunazzifu temizliyor. Temizliyor. Evet, bir bayandan söz edebilir burada. Henüz cümleyi görmedik. Evet. Ya da sen temizliyorsun. Cümleyi görmemiz lazım. Bu iki anlama gelebilir arkadaşlar. Kitabımız bazı fiilleri vermiş ama tabii genel olarak ünitede geçtiği şekilde vermiş. Biz şu anda ünitede nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Ama şu T'den anlıyoruz bir. O bayan temizliyor. Ya da karşımızda bir erkek var. Sen temizliyorsun. Bunu görmemiz lazım. Tabii fiil çekimlerini henüz daha görmedik. Onunla alakalı bir durum. Şu anda öyle kafamıza takacak bir şey yok yani. Bakalım bir diyaloğa girelim bakalım. Okuyalım ne diyecek. Evet. Vahdehu. Vahdehu. Evet bu dualarda kullanılan değil mi? Vahdehu la şerike leh. Değil mi? Vahdehu tek başına, yalnız, sadece o. Vahdehu. Dualarda geçen vahdehu işte bu. Vahdehu. Bakalım. Ta'rifu. Evet. Bu da yine aynı bakın. Bu T'ler, bu T. Henüz görmedik ama diyalogumuzu. Eğer bir bayan varsa o biliyor bayan için. Bu T'den anlıyoruz. Ya da karşımızda demek bir erkek var. Sen biliyorsun. Bakalım. Tantaziru. Yine aynı şekilde. Beklemek fiili bu. Bu T ya o bayan bekliyor. Ya da sen karşımızda bir erkek var. Ona hitap ediyoruz. Sen bekliyorsun. Tantaziru. Bakalım. Cümleye girince göreceğiz. Yebde'u. Yebde'u o başlıyor. Bu ye o. Yebde'u başlıyor. Evet. Ya'melu o çalışıyor. Bakalım. Bunlar Tarifi neydi hocam? nasıl? Tarifi. Heh. Tarifi. Evet. Nedir? Onun anlamını kaçırdım da hocam. Tarifu sen biliyorsun ya sen biliyorsun anlamı karşımızda bir erkek var bu T'den anlıyoruz ya da o bayan burada olmayan bayan o biliyor bayan için kullanıyoruz. Tamam Bunlar hocam. Teşekkür ederim. tunazzifu, tarifu, tantaziru bunlara iki türlü anlam verebiliriz. O bayan için ya da karşımızda sen erkek var. Bunu cümleye diyaloğa girince anlayabiliriz Arapçada bunu. Yoksa tek başına bunları anlayamayız ama kitabımızın tabii sistemi böyle. Birazdan zaten
diyaloğu okuyunca anlayacağız kimi kastettiğini. Tabii burada bizim için sıkıntı şu, fiil çekimlerini bilmediğimiz için daha karıştırabiliriz. Onun için fazla şu anda durmuyoruz üzerinde. Ben merak edenler için sadece şu ekleri veriyorum. Y ve T'nin anlamlarını. Yentehi, nihayete eriyor. Nihayet kelimesi buradan geliyor Türkçe'de. Nihayete eriyor, yani sona eriyor. Yentehi, sona eriyor, bitiyor. Evet. Vaba'tu. Evet, şimdi geçmiş zaman bir fiilimiz. Vaba'tu. Evet, vaba'tu bir şeyi bir yere koymak. Vaba'tu, ben koydum. Vaba'tu. Bakalım. Diyalogda ne diyecek? Geçmiş zaman. Ben koydum. İştaraytu. Ben satın aldım. İştaraytu. Ben satın aldım. Bunlar geçmiş zaman fiilleri. Ardı. Ardı. Dün değil mi? Vakal veledu alel ard demiştik hatırlarsanız. Ard şu zemin burada. Buradaki kastettiği zemin, yer. Şurası ard. Ard aynı zamanda yeryüzü. Yeryüzünde ard deniyor ama burada aynı zamanda nedir? Zemin. Burada kastedilen zemin. Bakın görsel olmasaydı ard yeryüzü diye çevirebilecektik. Ya da zemin diyecektik. Kitabımız diyor ki ben zemini kastettim diyor. Ardı. Dünkü cümlede olduğu gibi. وَقَعَ الْوَلَدُ عَلَى الْاَرْضِ cümlesinde olduğu gibi. Evet. Yer, zemin. Şurası ard. Türkçedeki arazi kelimesi buradan geliyor değil mi? Arazi. Toprak parçası, yer. Yemşi. Bu da bir fiil, eylem. Yemşi. Yürüyor. O yürüyor. Yemşi. Hep o'lar bu y'den anlıyorum. Y. Fiil çekimlerine gelince tabii daha da oturacak zihnimizde. Ben ön bilgi vermeye çalışıyorum. Merak edenler için. Mufid. Bu bir sıfat. Mufid. Mufid. Faydalı. Yararlı. Mufid. Amel. İş. Çalışmak. Amel. Amel. Evet. Bir fiil. Ehafu. Hemen bakın. Ben olduğunu şuradan anlayabilirim. Şu hemze. Ehafu. Ben korkuyorum. Ehafu. Korkmak. Ben korkuyorum. Ehafu. Azime. Burada bir sıfat. Azime. Azim. Yüce. Büyük. Bakalım nasıl bir anlam, daha iyi anlam veya daha farklı bir anlam verebilecek miyiz? Bunları tabii ki cümle içerisinde görmemiz lazım. Ama kitabımızın sistemi bu. Bizi... Hocam. Buyurun. Hocam ilk iki cümle, ilk iki kelimeyi bir daha söyler misiniz? İki kelime bu mu? Bir evet. Ve iki. Evet. Bazısı, Türkçedeki bazısı ya da birkaçı ya da birazı gibi anlamları var. Bakalım. Dün hatırlarsanız... Uridu ba'da sukkar demişti hatırlarsanız. Biraz şeker istiyorum demişti. Oradaki ba'da işte biraz birkaç. Bakalım bunu diyalogda görelim. Farklı da çevirebiliriz. Ama bazısı buradan geliyor. Birkaç bazısı. Bakalım. Zurtu bu da geçmiş zaman fiili ziyaret etmek fiili. Ben ziyaret ettim. Zurtu. Evet. Bir ve ikinci kelimelerde değil mi? Bu evet. Evet hocam teşekkür ederiz. Tamam. Başka var mı arkadaşlar? Yani bunlar hazırlık kelimeleri. Ha kitabımız iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor onu bilemiyorum tabii. Merak ediyorsunuz tabii. Fiiller var. Geçmiş zaman var. Şimdiki zaman var. Henüz daha bunları görmedik. Bunları hazırlıyor bize. Evet. Hocam ben bağlanmakta sorun yaşadım da kaçırdım. Ya tekrar baştan rica etsem. Kelimeleri... Baştan mı? Evet hocam. Vereyim, hepsini verelim tamam. Evet evet hocam sağ olun. Hemen veriyorum. Bazı. Bazı. Türkçedeki bazı kelimesi buradan geliyor. Bazısı, birkaçı, birazı gibi anlamları var. Bunu cümleye girince görmemiz lazım bakalım. Zurtu bunda problem yok. Ben ziyaret ettim geçmiş zaman. Ve ziyaret kelimesi buradan geliyor Arapçadan. Buradan türemiş. Biz Türkçe'de kullandığımız ziyaret buradan. Ben ziyaret ettim. Zurtu.
Ya hocam, oradaki pardon hocam, oradaki bini nereden şey yaptınız? Yani üçüncü kişiler genelde değil evet, mi hocam? Evet, onu söylemek istemiyordum ama sordunuz. Evet. Soracağınızı da tahmin ettim de. Bu tu var ya, merak edenler için tu, geçmiş zaman, şu tu beni gösteriyor. Ben ziyaret ettim. Zurtu. Şimdilik ipucu bu. Zurtu. Şu tu. Aşağıda da gelecek artık. Söyledik değil mi? Söyleyeceğiz. Peki. Ya'melu. O çalışıyor. Ye. Ye onu gösterdi. O çalışıyor. Ya'melu. O çalışıyor. Evet. Bakalım. Tunazzifu. Tunazzifu. Tunazzifu bir. Başındaki T bize bu fiilin iki şahsa ait olduğunu söylüyor. Yani bir fiil iki şahsa ait olabilir mi? Arapça'da olabilir. Kolay aslında bu. Fiil çekimini görünce zaten daha iyi anlayacağız. Bir T bayanı gösterebilir. Burada olmayan bir bayan. O temizliyor. Ya da karşımızda olan bir erkek. Ona hitap ediyorum. Sen temizliyorsun. Bakalım. Diyaloglarda, cümlelerde o mu yoksa sen mi onu görünce anlayacağız. Ama şu şekilde tunazzifu dersem, bana deseler ki ya tunazzifu ne demek? Cümle vermiyorsunuz, o zaman iki türlü çevirebilirim diyeceğim. Ama tabii cümle verebilir. Ya o bayan temizliyor ya da sen temizliyorsun erkek için. Vahdehu dedik ki dualarda geçen bir tabir. Vahdehu la şerike leh. Evet. Vahdehu sadece o. Vahdehu sadece o. Tek başına o. Vahdehu. Tarifu. Yine bakın şu tunazzifu gibi. Bu te tarifu bilmek fiili. Ya bayan için. O bayan biliyor. Dün de geçmiş değil mi? İrfan, marifet. Bunlar bu kökten türemiş. Tarifu. Ya da sen, karşımızda bir erkek var. Sen biliyorsun. Tarif. Yine tantaziru. Tantaziru beklemek fiili. Ya o bayan bekliyor ya da karşımızda bir erkek var, ona hitap ediyorum. Sen bekliyorsun. Bu te. İki hocam bir şey soracağım da. Burada T harfiyle baştaki Y harfi aynı şahsa mı? Mesela ya amelü de vardı. Evet. O ye erkeği genel olarak erkeği gösteriyor. Yani o erkek bekliyor değil mi? O evet. Kişiden bahsediyoruz. Bu, diğerinde teameli olunca mesela. Teameli olunca işte iki anlam oluyor o zaman. Ya kadın bekliyor. Ya kadın çalışıyor teamelu. Pardon. Ya da erkeğe hitap ediyorum. Karşında erkek var. Sen çalışıyorsun. Yani ikisi aynı şahıs mı oluyor T ile Y? Yok farklı şahıs. Bir T, burada bulunmayan bir bayan. Diyorum ki mesela işte Fatma Hanım'dan bahsediyorum. Tamam. Diyorum ki ya Fatma Hanım işte bir devlet dairesinde çalışıyor. T. Bunu gösterebilir. Ya da ikinci bir şahısı gösterebilir. Karşımda bir erkek var, onunla konuşuyorum. Diyorum ki sen işte çalışıyorsun. Bu tamamen fiil çekinmeli. Fiil çekinmeli geldiğimizde göreceğiz. Şurada bir belirsizlik var. Onu da kitabımız şimdi diyaloglarda verecek zaten. O zaman oturacak zihnimizde. Kimi kastettiği. Tamam, teşekkürler. Ama bu T iki kişiyi gösteriyor Arapçada. Ben de bir şey sorayım mı? Sorun, evet. Bu şey, yani fiilleri okurken niye hep damme ile bitiriyorsunuz acaba? Oo, şimdi arkadaşlar. Peki. Madem siz kaşındınız, benden günah gitti bakın. Şimdi bunlara cevap veriyorum ama kafanız karışmasın. Şimdi verdiğim cevaplar zaten genel olarak genel bilgi. Ayrıntıya girmeden şöyle diyeyim. Genel olarak şimdiki zaman fiilleri sonu dammeli biter. Normal şartlar altında. Bakın. Normal şartlar altında şimdiki zaman fiilleri şunlar. Ya'melu, tunazzifu, tarifu, tantaziru. Yebda'u. Bunlar normal şartlar altında. Dambeli okumamız gerekiyor. Normal şartlar altında demek, değil mi? Onun da bir sebebi var. Onu göreceğiz.
Böyle tek başına olursa dambeli okuyacağız. Bu tamamen fiillerle ilgili bir konu. Fiiller konusuna şimdi girmeden bunları söylersek kafamız karışır. Bizim için isterseniz ya'mel okuyun, isterseniz tunatif okuyun. Şu anda bizim için hareketin hiçbir önemi yok. İsterseniz tarif okuyun, tantadır okuyun. Ha, merak edenler bunu not alabilirler. Normal şartlar altında bu fiiller demek ki dambeli okunuyor. Normal şartlar altında. Çünkü bir kural başka bir kuralı getiriyor. O kuralı görmediğiniz zaman kafamız karışır. Çünkü Arapçanın yapısı biraz farklı. Kitap aslında tabii sistem bu. Yani biz şimdi sistemi terk edemeyiz tabii. Kitabın sistemine gitmek zorundayız. Bunlar normal. Öğrencilerin kafasını karıştıran ifadeler bunlar. Siz de haklısınız tabii ki, bir cevap bekliyorsunuz. Ama ben mümkün olduğunca genel olarak bahsediyorum. Fiiller konusuna girince her şey biraz daha netleşecek. Demek ki normal şartlar altında bunları bu şekilde dambeli okuyabiliriz. İşte tarifu, tantaviru, yebde'u, o başlıyor. Başlamak fiili. Yebde'u. Ha, yebde diye de okusam ne olur? Bir şey olmaz. Yebde'u ya da yebde. Yentehi. Şimdi soracaksınız, niye bu sonu dambeli değil? Yentehiyu değil, değil mi? Yentehi. Çünkü demiştim, ne demiştim? Normal şartlar altında damme okunur. Bu fiilde anormal bir şey var. Onu fiiller konusunda göreceğiz. Kural dışı şeyler var. Onun için yentehi. Bu böyle kullanıyor. Yentehi. Sona eriyor, bitiriyor. Şimdi bakın, işte zurtu gibi. Mesela bunu söyleyebiliriz. Bunda bir sakınca yok şu anda. Tu. Tu. Vada'tu. Kim? Eylemi yapan kim? Ben. Nereden anladım? Tu. Ben koydum. Bir şeyi alıp bir yere koymak. Vada'tu. İştaraytu. Ben satın aldım. Beni nereden anladım? Şu T'den. Geçmiş zamanda da şu T. Dambeli T bitişti. Ben, beni veren bu. Vada'tu iştaraytu. Tabii konumuz şimdiki ya da geçmiş zaman değil ama fiilleri madem vermiş, siz de merak ettiniz, böyle yavaş yavaş böyle ufak ufak veriyoruz. Arıd bir isim dedik. Burada yer, zemin. Zemin diye çevirebiliriz burada. Arıd, zemin. Kastedilen bu. Yeryüzü, dünya, bunlar nedir? Art kelimesiyle karşılanabilir. Yemşi, yemşi. Aynı bakın yentehi, gördünüz mü? Yemşi, damme okumadık. Çünkü bu fiil, bu fiil, bu ikisi kural dışı. İstesek bile yemşi diye okuyamayız. Yemşi, bunun bir sebebi var. Yemşi, o yürüyor. Yürüyor. Yürümek eylemi, yemşi. Mufid. Mufid, faydalı. Bu bir sıfat dedik. Evet, mufid. Amel, amel, iş, çalışma. Amel, amel. Yine bir fiil, bakın. Evet. Ben ene çekimi, ben. Buradaki eliften anladım. Ehafu, ben korkuyorum. Ehafu, korkuyorum. Azime, azime, yüce, büyük. Bakalım acaba hangi anlamı, başka anlam verebilir miyiz? Bunu diyaloglarda bu kelimeleri gördüğümüzde biraz daha anlamlar oturacak kafamızda. Bunlar biraz havada kalıyor tabii ki. Hem şahıs çekimleri hem de anlam. Çünkü Arapça böyle bir dil arkadaşlar. Yapısı böyle. Bakın size tuhaf gelecek değil mi? Bir fiil iki şahsı nasıl gösterebilir? Gösteriyor. Dilin yapısında bu var. Evet. Ta'birat edders. Kalıp ifadeler var. Bunlar birkaçını vermeye çalışmış. Bakalım. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Bu Kur'an meallerinde bazen parantez içinde o, şu, bu tarzında, aha, bunlardan dolayı mı oluyor? Hani, aynen. Tabii. Için. Aynen. Tabii. Tunazzifi'yi nasıl verecek? Eğer bayan kastediliyorsa o temizliyor diyecek mesela. Türkçe'de böyle bir ayrım yok. Biz Türkçe'de ancak vurgulayarak yapabiliriz. Değil mi?
O temizliyor dediğimizde Türkçe'de iki şahıs, yani erkek ya da bayan kastedildiği anlaşılabilir. Ancak özel olarak belirtmemiz gerekecek değil mi? O, işte o bayan temizliyor burayı. Onun için parantez içerisinde bu karışıklığı önlemek için, çünkü birebir karşılığı yok, o zaman mecburen onu veriyorlar. Sebeplerinden biri bu, evet. Hemen bakalım, keyfe, daha önce geçmişti, keyfel haldeki soru edatımız. Değil mi? Keyfe, nasıl, usaidu, yine bak, usaidu, yardım etmek fiili, kim, ben, beni, şuradaki hemzeden anlıyorum. Ben nasıl yardım ederim, ke, sana, keyfe usaiduke, nasıl yardım edebilirim diye çevirebiliriz. Usaidu, ben yardım ediyorum. Keyfe usaiduke, sana nasıl yardım edebilirim? Başka nasıl çevirelim? Var mı buna yakın bir çeviri? Benim aklıma direkt bu geldi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ah, güzel. Nasıl yardımcı olabilirim? Daha iyi oldu. Güzel. Keyfe usaiduke? Ke sana. Evet. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Buradaki yardım etmek fiili usaidu. Kim? Ben. İşte bu Elif. Ben. Hel indeke nokta nokta. Soru işareti. Evet. Hel mı mi? Demiştik. İnde. İnde. Türkçe'de dini literatürde kullanılır. Mesela değil mi? Allah indinde. Allah indinde mesulsün. Değil mi? Eskiler derdi. Bunlar indiği görüşler. Yani senin şahsi görüşün. Allah indinde, Allah katında, Allah yanında. İnde yanında demek. İnde bir mekan zarfı aslında. İnde. Mekan zarfında. Mekan zarfı. Yanında. Bir şeyin yanında. Hel indeke, senin yanında nokta nokta var mı? Ne varsa işte söyleyeceğiz. Birazdan geçecek diyalogda. Yani İngilizce'deki have yok mu? Have has. Onun karşılığı bu. Yani sahip olmak değil mi? Evet, senin yanında var mı? Yani senin var mı? Do you have gibi çevirebiliriz. Sen sahip misin? Senin var mı? Hel indeke, şimdi söyleyecek. Mesela hel indeke kalem gibi bir şey. Kalemin var mı? Hel indeke nokta nokta. Bir şeye olup olmadığını, senin yanında, yine ke'ye bakın, indeke ke, senin. Senin yanında var mı? Yani sen sahip misin? Senin var mı? Hel indeke nokta nokta. Ne istiyorsak. Onu birazdan göreceğiz. Tabii bunlar da diyaloglarda geçecek. Kullu şey, kullu hepsi. Değil mi? Türkçe'de külliyen diyoruz değil mi? Külliyen yalan diyoruz mesela değil mi? Tamamen yalan. Kul hepsi demek, bütünü. Kullu şeyin her şey. Şey her şey. Kullu şey her şey. İstisnasız yani. Kullu şeyin her şey. Evet, güzel bir tabir. Birçok yerde kullanabiliriz. Bakalım burada nerede geçti? Barakallahu fike. Bu bir tabir. Allah mübarek etsin, Allah hayırlı etsin, hayırlı olsun gibi ifadeler birçok durumda kullanabiliriz. Bakalım burada nerede kullanmış, olayı görmemiz lazım. Barakallahu fiik. Hayırlısı olsun, hayırlı olsun. Bakalım. Barakallahu fiik. Allah mübarek etsin. Bu bir kalıp. Barakallahu fike. Böyle kullanılıyor. Tahtacu ile... Hah, T yine geldi bakın. Karşımızda bir bayan, o erkek varsa, düzeltiyorum, erkek için tahtacu, senin ihtiyacın var. İhtiyaç duyuyorsun. Hacet. İhtiyaç kelimeleri buradan türemiş Türkçe'ye, buradan geçmiş. İle, e ihtiyaç duyuyorsun. Karşımızda erkek varsa. Yoksa bir bayan için diyebiliriz. Tahtacu ile, onun şuna ihtiyacı var. Tabii T, bakalım diyalogda, metinlerde kimi kastediyor? Bakmamız lazım. Bu bir kalıp. Tahtacu ile. Şurti murur. Şurti murur, trafik polisi. Trafik polisi. Şurti murur. Şurti polis. Şurti murur. Hocam çok özür dilerim. Şu tahtacu ilayı kaçırdım. Kusura bakmayın. Tahtacu ile senin
ihtiyacım var. Bu ila ile kullanıyoruz. E ihtiyacım var. Tamam hocam, sağ olun. E'yi veren ila. Neye ihtiyacımız var? İla. Tahtacu ila. Senin şuna ihtiyacın var. Bakalım. Tabii sen mi yoksa bir bayan mı? Onu diyaloğa gelince göreceğiz. Diyaloglara bakacağız. Evet. Yavaş yavaş değil mi? Kelimeler, fiiller vermeye başlıyor. Çünkü bunlar diyaloglarda geçiyor. Normal günlük hayattaki diyalog. Onun için böyle çok fiil verdiği zamanları karıştırdı. Çünkü artık normal değil mi? Bir yere gittiniz işte konuşuyorsunuz. Dolayısıyla günlük hayattan alıntılı diyaloglar ve konuları iç içe. Onun için fiiller, zamanlar farklı. Bakalım. Yine unzur ile su var ve ecip diyor. Şimdi bunlara bakalım. Tabii fotoğraflarda var ama şu anda fotoğraftakileri ifade edebilecek kelime haznemiz yok. Ama bakalım. Şimdi evet. Ne diyor? Yine bakın. Mâde terafi su var. Bunlar şimdi bakın klasik soru oldu artık değil mi? Ne? Mâde soredat ya da neyi? Ne veya neyi? Te. İşte sen. Seni te'den al değil mi? Te. Sen. Tera. Ne görüyorsun? Fi. Eda demiştik. Fis su var. Resimlerde ne görüyorsun? Bakalım. Evet. Burada çalışan var. Birisi bir şeyler çakıyor. Burada bir doktor var. Burada bir mühendis var. Yani bir şeyler uğraşıyorlar bunlar. Eyye. Yine soru edatımız. Bu genelde klasik sorular. Kitabımızdaki resimlerle. Ünitedeki kelimelerin altındakiler. Ne diyor? Eyye. Hangi soru edatı? Hangi amelin? Hangi işi tufaddilu sen tercih edersin? Yine te. Seni nereden aldık? Te'kinden. Tufaddilu. Hangi işi tercih edersin? Tufaddilu. Bakalım. Bunları burada bırakalım. Bizim için mâde, terâ, fî, suvar. Bunları pekiştirmiş olduk. Çünkü bütün ünitede genelde resimlerde ne görüyorsunuz diye soruyor. Ve hangi işi yaptığımız? Eyye, evet. Bunda eyye hep geçti. Hangi? Amelin tufaddilu geçti. Sen tercih ediyorsun. Evet. Şimdi bakalım. Kelimelerimizin bir kısmı bu diyalogda geçecek. İstemi' vakra diyor. Evet. Dinleyelim ve okuyalım. Peki. Şimdi bakalım. Evet. Mesela birçok tanıdık kelime var. El müşteri. Değil mi? Müşteri. El müşteri. El bâi'. Türkçe'de bu ikisini de kullanıyoruz. Birini müşteri diyoruz, birine bayi diyoruz. Değil mi? Direkt bayi kullanıyoruz Türkçe'de. Değil mi? Tekel bayi diyoruz. Bâi işte buradan geliyor. Tabii bizde hemze olmadığı için o anlamda. Değil mi? Bayi. Araya bir ye getirmişiz. Bayi. Bâi satıcı demek miydi? Aynen satıcı. Bâi satıcı. Müşteriyi satın alan... Direkt biz müşteri diyoruz zaten. Kelime anlamı müşteriyi satın alan kişi el-bâ'ya. Bu da düzeltiyorum. Müşteriyi, evet, satın alan tekrar müşteriden Türkçe'de kullandığımız bâ'ya ise evet, bayi, satıcı. Şunlar Türkçe'de var. Yine bir gene değil mi? Klasik selamlaşma. Esselamu aleykum. Ve aleykümselam. Şimdi müşteri ne dedi? Dükkana girdi. Esselamu aleykum diyor. Evet. Selamünaleyküm. Merhaba. Ve aleykümselam. Evet. Size de merhaba diye çevirebiliriz. Ya da selamünaleyküm, aleykümselam şeklinde. Direkt kendi kültürümüzde çünkü böyle bir selamlaşma biçimi var. Keyfe usaiduke. Evet. Bu biraz... İngilizceden esinlenmiş bir çeviri gibi. Pek Arap mantığı yok ama tabii diller birbirinden etkileniyor tabii ki. Keyfe usaiduke? Nasıl yardımcı olabilirim? Diye çevirebiliriz. Ya da tabii burada o kelimeler yok. Buyurun ne istemiştiniz? Ama tabii burada keyfe usaiduke var. Tabii daha iyi bir çeviri burada. Buraya yakın olması gerekiyor. Ke sana nasıl yardım edebilirim? Yardım edelim. Keyfe usaiduke? Müşteri ne diyor? Uridu.
dün de değil mi diyaloglarda geçmiş. Uridu, ben istiyorum. İşte beni veren şu hemzeydi. Ba'dal hubuz, hubuz ekmek. Şimdi bakalım, ba'da bazı olmaz değil mi burada? Birkaç da diyemeyiz değil mi? Türkçe'ye çok ters bir kullanım. Ama böyle diyor. Uridu ba'dal hubuz. Biz muhakkak sayı veririz. Öyle değil mi? İşte bir ekmek, iki ekmek, üç ekmek. Burada sayı yok. Bunu nasıl çevirelim? Yani biraz ekmek istiyorum desek olmuyor Türkçe'ye. O zaman ekmek istiyorum diyeceğiz. Birkaç ekmek denebilir hocam. Nasıl? Birkaç ekmek. Şimdi birkaç ekmek dersek o zaman yine olmuyor Türkçe'de. Yani biz şimdi ne olduk? İşin çeviri kısmına geldik. Bakın çeviri ayrı bir şey. Bizim kültürümüzde değil mi? Birkaç ekmek demeyiz. Derseniz size böyle bakarlar. Birkaç ekmek. Yani o zaman yani kafasına göre yani ekmek ver demek olur fırıncıya ya da bakkala. O da değil mi? Bizim kullanımımızda böyle bir ifade yok. Biz muhakkak genel olarak kullanılıyor hocam. Olmaz mı? Nasıl? Bir paket ekmek istiyorum. Paketin içinde birkaç tane ekmek yani dilim şeklinde ya da işte farklı olduğu ha, şimdi ha, tamam eğer paket belki. Tamam. Şimdi bakın paket varsa ayrı. Bak mesela biz buradan yola çıktı bakın. Ba'dal hubuz tabirinden yola çıkıyoruz. Mesela görselde paket olabilir. Ama burada mesela paket kelimesi yok. Ama o zaman pakette de yine bir paket istemiş oluyoruz. Sayı belirtiyoruz. O zaman görsele bakarak bir paket diyebiliriz. O ayrı. Mesela bakın. Şurada bakın parçalar da var. Yani şu biraz sıkıntılı bir çeviri. Ekmek istiyorum diye düz söyleyebiliriz. Ha isterseniz bir paket ekmek de diyebilirsiniz. Eğer o dilimlenmiş ekmeklerden varsa. Ama bağda paket değil tabii ki. Birkaç. Benim aklıma direkt şey gelmişti. Genelde o kültürde ekmekler biraz daha yufka ekmek tarzı ve poşetlerin içerisinde birkaç tane satıldığı için aklıma direkt o geldi. Onu. Tamam doğru. O zaman tabii bunun böyle olduğunu bilen için tamam. Ama Arap ülkesine gitmemiş, orada mesela yaşamamış, bundan haberi olmayan için zor bir çeviri bu. Bakın çok basit bir yapı ama bu tamamen kültürel bir çeviri olacak. O zaman hatta orada kiloyla satılıyor. Veya adetle de satılıyor bilmiyorum. Ben gittiğimde Ürdün'de şu anda net hatırlamıyorum ama kilo muydu yoksa adet olarak mıydı? Ben ilk gittiğimde şaşırmıştım. Evet yufka tarzı. Normal ekmek somun beklerken. Ha somun da var ama tabii her yerde değil. Dolayısıyla burada size bırakayım ben çeviri. Ama ba'd kelimesi birkaç anlamına geliyor. Ama madem işin içerisine ekmek girdi evet, birkaç paket diyebiliriz. Ya da ekmek istiyorum diyebiliriz direkt. Devamında zaten ekmekle ilgili herhangi bir şey yok. Evet bu tamamen kültürel bir çeviri oldu bakın. Hocam İsterim. Şöyle dersek doğru olur mu? Uridu hubzen vahiden fakat. Ha, o dese problem olmayacak. O Türkçe mantıkla diyecek. O zaman tam Türkçe gibi olacak. Sadece bir ekmek istiyorum. Dese tamam. Ama dememiş yani bu birden fazla ekmek istiyor. Belki dediğimiz gibi o yufka tarzı bizdeki birkaç poşetleriylerse onu birkaç poşet ekmek istiyorum diyebilir. Evet burayı bu şekilde ekmek istiyorum ya da işte birkaç paket ekmek istiyorum diye çevirelim ama ba'd kelimesi paket değil birkaç ya da biraz anlamında. Ve mâdâ turîdu eydan? Ve ne istiyorsun? Ben istiyorum. Uridu. Sen istiyorsun. T bakın karşısında ne var? Satıcının müşteri var. Bir erkek. Evet. Seni T'den çıkardı. Diyalogdan anlıyoruz ki karşımızda erkeğe hitap ediyoruz. Ve mâdâ turîdu eydan? Ve başka ne istiyorsunuz? Eydan, Türkçedeki ayrı yazılan de-da. De-da. Tabii burada de-da diye çeviremeyiz değil mi? Başka bir isteğiniz ya da başka bir isteğiniz de var mı?
Hani illa Aidan'ı vermek istiyorsak. Ya da başka isteğiniz var mı? Başka ne isterseniz? Ya da başka bir şey de ister misiniz? Gibi anlamlar yükleyebiliriz. وَمَادَا تُرِيدُ اَيْدًا Bakın, اُرِيدُ تُرِيدُ Ben istiyorum, sen istiyorsun. U, Elif beni gösterdi, T seni gösterdi. Karşımızda diyalogdan anlıyoruz, karşımızda bir erkek var, sen. Şimdi soruyor işte, هَلْ عِنْدَكَ Biraz önceki kalıp, var mı? Sizde var mı? سُكَّر Şeker var mı acaba? Hel indeke sukkar? Şeker var mı? İşte hel indeke kalıbını değil mi? Şu, işte bunu ne yaptık? Burada kullandık işte. Hel indeke nokta nokta. Hel indeke sukkar? Şeker var mı? Hel indeke hubz? Ekmek var mı? Hel indeke kalem? Kırtasiyeye girdiniz. Hel indeke kalem? Kalem var mı? Gibi. Şeker var mı? Tabi hel mı mi? Cevap ya evet ya hayır. Naam, evet. 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 Yani evet var. Yine hel hâde bu. Hel mâmi yine hâde bu. Yani bu dedi bu işte ekmek, şeker, aldığımız şeyler. Hel hâde kullu şey. Her şey mi? Nasıl çevirelim? Kullu şey her şey demiştik. Hel hâde kullu şey. Hepsi bu kadar. Aynen, hepsi. Güzel. Aynen, çok güzel. Hepsi bu kadar mı? Hel hâde kullu şey? Hepsi bu kadar mı? Yani başka bir isteğiniz var mı? Bu kadar yeter mi? Hel hâde kullu şey? Naam, evet. Yani evet, tamam, bu kadar. İşte gördüğünüz gibi, bakın kültür çok önemli dilde, çeviride. Ne oldu? Ba'dal hubz'a takıldık. Ve normal, bakın. Bu tamamen kültürel bir şey. Kolay gibi gözüküyor kelimeler ama... Bu ekmeklerin Arap kültüründe ekmek satışlarını, ekmeklerin nasıl olduğunu bilmezsek burada takılabiliriz bakın. Tamamen kültürel odaklı bir çeviri bakın, dikkat. Bu tamamen bakın bu tamamen çeviri. Şu kısım. Evet. Bakalım bir daha bakalım şimdi. Evet. El müşteri el bayi. Evet, ben okuyalım bugün. Birimiz müşteri, birimiz de bayi olsun. Esselamu aleykum ve aleykümselam. Keyfe usaiduke? Ya da keyfe usaiduk? Keyfi yutabiliriz. Uridu ba'dal hubz. Uridu ba'dal hubz. Bakın ba'da, kalın. Ba'da değil, ba'da. Ba'da. Uridu ba'dal hubz. Ve mâzâ turidu eyban? Eyban, bakın. Kalın dat, eyden değil, eyban. Ve mâdâ turidu eyban? Hel indeke sukkar? Hel indeke sukkar? Tabi bu soru olduğu için değil mi? Vurguyu da doğru yapmamız lazım. Yani hel indeke sukkar değil, hel indeke sukkar? Değil mi? Soruyoruz, şeker var mı? Hel indeke sukkar? Naam, naam. Hel hâdâ kullu şey? Hel hâdâ kullu şey? Naam, naam. Evet, şimdi bakalım, evet, katılımcılardan. Evet, şurada arkadaşlar, Ömer Marufi. Bu arkadaş evet. Arap gibi sen. Evet hocam. Nasıl? Evet hocam. Öyle mi? Nerede? Arap değilim, ben İranlıyım. İranlı mı? Pardon. Ömer Marufi. Yani tam bir Arap ismi de yani onu çağrıştırıyor tabii. Aynen öyle. Ömer Marufi değil mi? Marufi doğru. Doğru hocam. Doğru, Marufi, Marufi evet. Yani Arapça eğitimi orada? Liseye kadar Arapça öğreniyorduk. Öyle mi? Yani liseye kadar var mı? Mecburi yani. Doğru, mecburiyet evet. Madde icbariye yani. Tamam. Peki o zaman sizi müşteri yapalım. Tamam. Arkadaşlar hani arkadaşın isminden hani şunun için merak ettim. Şimdi maalesef bazı Araplar var. Yabancı okullarda okumuşlar. Arapçaları, Fasih Arapçaları yok. Yani Fasih Arapça bilmiyor. Ammice konuşuyor. Bazen onlar da Fasih öğrenmek için gelebiliyorlar. Acaba öyle biri mi? Onun için merak ettim. Evet. Peki gönüllü var mı bayi için?
Bayi gönüllü var mı? Ömer Marufi müşteri. Bayi kim? Kim isminize? Sinan Sarı Ahmetoğlu. Tamam, buyurun. Buyurun başlayalım. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Keyfe usaiduke? Uridu ba'dal khubz. Ve maza turidu aydan? Hal indeke sukkar? Naam. Hal hada kullu şeyin? Naam. Güzel. Evet, bu okumaların arkadaşlar tek şeyi var, işte tek yolu bol bol dinleyip tekrar etmek. Çünkü dinlemelerde Arapça olanlar okuyor. Gerçekten güzel. Kitabımızın bu yönü iyi, CD'si var ve aynı zamanda dinleme linki var. Dediğim gibi bakın, dinlemeyi çaban atmayın. Ben kendimden biliyorum, dinleme çok çok önemli. Bakın kulağınız öyle bir açılacak ki, telaffuzlar daha düzelecek. Daha sonra konuşulanları daha net anlayacağız ama biraz zaman ve sabır istiyor arkadaşlar. Peki bunu iki kişiye daha okusak vaktimiz biraz gidecek ama olsun. Var mı gönüllü arkadaşlar? Önce müşteri var mı, gönüllü müşteri? Ben olabilirim hocam. Buyurun. Sizin isim neydi? Hacettin Demirel. Tamam. Evet. Hacettin Bey olacak. Var mı bayi? Bir de bayanlardan bayi alalım. Var mı? Gönüllü. Yok mu gönüllü? O zaman ben mi seçeyim? Peki. Elif Nurcan. Evet. Piyango. Evet. Burada mı? Tamam. Heh. Yani önemli değil arkadaşlar. Mühim olan Okuma. Aynen öyle. Okumak, çabalamak. Buyurun. Esselamu aleyküm. Ve aleykümüsselam. Keyfe esaiduke? Uridu ba'dal hubz. Ve maza turidu eyzan. Hel indike sukker? Naam. Hel haza kullu şeyin? Naam. Güzel, gayet güzel arkadaşlar, iyi. Tabii dil sınıflarında fakültelerde oluyor. Yani öğrenci biraz çekiniyor. Bu da tamamen bizim yetişme tarzımızla alakalı aslında. Biraz çocuklarımızı, öğrencilerimizi böyle ne bileyim disiplin ya da terbiye eğitim adına biraz pasif yetiştiriyoruz. Bu bizim kabahatimiz aslında. Yani çekinmemek gerekiyor. Hata yapmak normal. Çünkü bu ana dilimiz değil. Ne kadar iyi bilirsek bilelim, illaki hata yapacağız. Dolayısıyla hata yapmaktan çekinmememiz gerekiyor. Bu tip okumalarda gönüllü olmakta fayda var. Çünkü ne kadar çok okursak, tabii burada fazla vaktimiz olmuyor ama ne kadar çok çabalarsak okumaya, dinlemeye, dil o kadar hızlı gelişiyor. Evet. Şimdi bakalım. Unzur ilel cümlel âtiye. Şimdi burada kalıp ifadeler, cümleler vermeye çalışmış kitabımız. Bir kısmını, bazılarını, evet, mesela keyfe haluke'yi biliyoruz. Keyfe haluke. Yine hemen soru edatımız. Bunlar aynı zamanda soru kalıplarını da veriyor. Keyfe demiştik, nasıl? Hal durum, vaziyet. Türkçe'de hal diyoruz. Ke, senin. Senin halin nasıl? Yani nasılsın? Keyfe haluke? Cevabımız bi hayır. Bi hayır. Kısaca iyiyim demek yani. İyiyim. Bi hayır. Keyfe haluke? Bi hayır. Hel. Yine mımi. Hel. Ente. Talib. Hel ente talibun. Ya da talib. Son harfin hareketi önemli değil. Çünkü bunların bir sebebi var. Henüz daha kitap sebeplerine girmiyor. Ama yazmış, isterseniz bunun son harfinin harekesini okuyabilirsiniz, verebilirsiniz. Hel ente talibun, hel ente talib? Yine değil mi şahıs zamirimiz? Sen öğrenci misin? Sen öğrenci misin? Naam, naam, evet. Kısaca, evet, kısa cevap, naam. Bakın kısa cevap bunlar, bir hayır. Kısa cevap, iyiyim. Hocam, burada ente ne anlama geliyor? Sen,
You. Sen. Tamam. Sen hocam, öğrenci misin? Hocam burada uzun cevap vermiş olsak niyam ene talibe. Aynen. Tabii. Burada kısa cevap istiyor bizden. Buradan kısa cevap istiyor. Niyam evet. Me de te dorusu. Bakın fiilleri vermediği için bak kısa cevap. Ne te dorusu sen ne okuyorsun? Yani buradaki tedrusu eğitim görmek anlamında okumak. Hani diyoruz ya üniversitede okuyorum, şurada okuyorum. Yani bu kitap okumak değil. Tedrusu eğitim görmek anlamında okumak. Ne eğitimi görüyorsun? Kim? Sen. Mâde tedrusu? Seni nereden anladık? T'den anladık. Tabii fiilleri, fiil çekimini görmediğimiz için bunu ne yapmamış? Kısa cevap vermiş. Ne okuyormuş? El-lugatel arabiyye. Arapça okuyorum. Arapça eğitimi alıyorum. Mâde tedrusu? El-lugatel arabiyye. Arap dili. Luga demiştik. Dil. Konuşulan dil. Ya organ olan dil değil yalnız. Dikkat. El-arabiyye. Evet. Arapça. Arap dili. Limâde? Evet. Yine sorumuz. Niçin? Neden? Limâde? Neden tedrusu sen okuyorsun, eğitim alıyorsun? El-lugatel arabiyye. Neden Arapça eğitim alıyorsun? Neden Arapça okuyorsun? Limâde tedrusul lugatel arabiyye? Li-enni, çünkü ben, çünkü veren, dün geçmişti diyalogda, li-enne. Beni veren şu ye. لِأَنِّي bakın hareketin aşağı çıkıyor. لِأَنِّي çünkü ben لِأَنِّي اُحِبُّ ben işte beni veren bakın fiilde şu elif ben seviyorum اُحِبُّ seviyorum hoşlanıyorum neyi seviyorum? Ha onu onudan kastımız nedir? Arapça ha onu Arapçayı kastediyoruz. لِأَنِّي اُحِبُّهَا çünkü ben onu seviyorum. Çünkü ben ondan hoşlanıyorum. Yani Arapça olunca tabii Arapçayı seviyorum. لِأَنِّي اُحِبُّهَا evet. Hâ'yı söyleyeceğiz sonra. Hâ'den kasıt Arapça. اَلْلُغَةَ الْعَرَبِيَّ هَلْ تَحْتَاجُ اِلَى مُسَعَدَةٍ هَلْ yine mâmi tahtacu. Evet. Burada tabii karşımızdaki birine sormamız daha mantıklı olacaktır. Senin ihtiyacın var mı? Seni nereden çıkardım? İşte T'den. Tahtacu. Senin ihtiyacın var. Tedrusu. Sen eğitim görüyorsun. Bakın. T. Sen. Hel tahtacu ile e-a. İhtiyacın var mı? Neye? Musaadetin. Musaade. Yardıma ihtiyacın var mı? Hel tahtacu ila musaade? Ya da musaadetin. Dün demiştik hatırlarsanız. Harfi cerden sonra gelen kelime. Bakın kesre okundu. Bunu dün antiparantez verdik. Bakın işte. Yani şu anda önemli değil ama biz burada yeri geldi. Yani vermemizde bir sakınca yoktu. Çok geniş kapsamlı bir kural değil. Harfi ceri gördük. Kelimenin son harfi kesre. Hel tahtacu ila musaade. Son harfin hareketini vermeden de okuyabilirim. Bir yardıma ihtiyacın var mı? Yardıma ihtiyacın var mı? La. Hayır. Naam, evet. Eğer istemiyorsak. La. La'dan sonra dikkat. Nokta. Aman. Şu nokta olmazsa işler çok karışır. La nokta. Hayır. Nokta. Ya da virgül de olabilir. Noktayı tercih etmiş. Yani bir şey olacak bundan sonra. Araya muhakkak bir noktalı işareti girmesi lazım. La. Hayır. Şükran. Hayır. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yani yardıma ihtiyacım yok. La. Şükran. La şükran. Keyfe haluke. Keyfe haluk. Bi hayır. هل أنت طالب؟ نعم. ماذا تدرس؟ اللغة العربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟
لأني أحبها هل تحتاج إلى مساعدة؟ لا شكرا. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları evet birimiz soru sorasın. Gönüllü var mı? Birimiz de cevap versin böyle. Bunları hemen tekrar etmiş olalım. Evet soru soruya gönüllü var. Cevaba var mı? Evet hocam. Tamam cevaba da var. Buyurun. كيف حالك؟ بخير. هل أنت طالب؟ نعم. ماذا تدرس؟ اللغة العربية. لماذا تدرس اللغات العربية؟ لأني أحبها. هل تحتاج إلى مساعدة؟ لا شكرا. جميل. Evet, bir daha okutalım son. Evet, fazla vaktimiz almasın. Evet, var mı gönüllü yine soru ve cevap? Soruya var mı gönüllü? Yok mu bayanlardan? Yok mu bayanlardan? Ben varım hocam. Güzel. Evet. Cevaba var mı yine bayanlardan gönüllü? Var mı cevap? Yok mu bayanlardan? Bayanların katılımı az. Yok mu cevap? Cevap kısmını okuyacak olan. Çok kısa zaten cevaplar. Ben okuyayım hocam. Ben buyurun. Ha, çok kısa zaten. Cevap veren daha şanslı. Evet. Kısa. Buyurun. Keyfe haluke? Bir hayır. Hel ente talibun? Neam. Mâzâ tedrusu? El lugatil arabiyye. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأني أحبها. هل تحتاج إلى مساعدة؟ لا شكرا. Evet, مساعدة. Evet. هل تحتاج إلى مساعدة؟ لا شكرا. Bunları da eğer vaktiniz olursa, hani tabii derslerinizi aksatmamanız şartıyla tabii yazmanızda fayda var arkadaşlar. Yazarak çalışmakta fayda var bunları, bu ifadeleri. Kalıp ifadeleri. Biraz vakit alır ama. Buyurun. Müsaade ne demekti? Müsaade yardım. Müsaade yardım. Yardıma ihtiyacın var mı diyor. Hayır. Hayır teşekkürler. İhtiyacım yok anlamında. Evet. Demiştik müsaade kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçerken değil mi? Zaman içerisinde anlam kaymasına uğramış. Biz müsaadeyi izin anlamında kullanıyoruz değil mi? Müsaade eder misiniz? Yani izniniz olursa izin anlamında. Arapçada ise yardım anlamında müsaade. Evet. Bakalım. Uktub edet el istifamil münasibe fil ferağı diyor. Evet. Uktub yaz diyor. Ne yazalım? Edet. Edat yazın. İstifam soru. İstifam. Türkçede istifam kullanılıyor. Değil mi? Biraz eski bir kullanım ama istifam uyandırmak denir. Bilmiyorum. Şimdi kullanılıyor mu acaba istifam? Yani istifam uyandırdı. Kafamda yani soru uyandırdı. Tabii biraz eski bir kullanım. Münasip evet. Uygun soru edatını yazınız diyor. Fil ferahi boşluğa. Evet. Bakalım. Dört boşluk var. Dört soru edatımız var. Mâde. Değil mi? Ne? Neyi? Keyfe. Nasıl? Hel mı mi dedik. Limade. Neden? Niçin? Peki bir için ne diyelim? Nokta nokta. Teteallemu lugatel arabiyyete. Yine teteallemu bu fiil. T'den anlıyoruz ki evet. Karşımızda bir erkek var. Teteallemu. Öğreniyorsun. Teteallemu. Sen öğreniyorsun. El-lugatel arabiyye. Arapça öğreniyorsun. El-mâze. Limâze. Güzel. Limâde tete'allemu l-lugatel arabiyye. Limâde tete'allemu l-lugatel arabiyye. Li-enni uhibbuha. Çünkü ben onu yani Arapçayı bu bitişik bir zamir onu zamiri kimin neyi kastediyoruz? Arapça. El-lugatel arabiyye. Arapçayı seviyorum. Bakalım. Evet. لماذا تتعلم لغة العربية?
Zurte at-tabib. Hel gelebilir mi buraya? Hel. Bakalım. Tabii cevaba göre bu şekillenecek değil mi? Cevaplara bakmamız lazım. La dediğine göre, hayır dediğine göre evet. Değil mi? Evet ya da hayır cevabı hel olabilir. Evet. Hel zurte tabib. Şimdi bu da tam bir Arap mantığı bakın. Ziyaret etmek. Sen doktoru ziyaret ettin mi? Biz Türkçe'de böyle demeyiz. Yani doktora gittin mi deriz. Ama Arapça'da doktor kelimesinin yanında kullanırsak burada ziyaret etmek olmadı. Yani doktora gittin mi? Doktora göründün mü anlamında? El zurta tabib. Demek ki ünitede hemen dönelim. Bakın bize şimdi bağlamı vermediği için biz bunu ziyaret ettin diye çevirdik. Değil mi? Cümlede görmedik. Aslında ziyaret etmek fiili. Fakat yanında tabip kelimesi var. O zaman biz bunu doktora gitmek diye çevireceğiz. Evet. Hel zurta tabip. Doktora gittin mi? La. Hayır gitmedim dedi. Evet. Ya'melu validuke. Ya'melu çalışıyor. Ha evet. Yine ünitenin girişinde verdiği ya'melu buymuş demek ki. Çalışan kim? Evet. Özne. Valid. Baba. Valid baba. Ke senin. Senin baban çalışıyor. Peki. Keyfe yani, olabilir mi? Nasıl? Keyfe. Keyfe. Ha, şimdi bakalım pek cevabını. Pek uymadı ama. Cevabı bakalım. Validi. Bakın validuke senin baban. Cevapta benim babam. Validi. Benim değil mi? Kelimenin sonuna y getirdik. İsminin sonuna. Harekesini aşağı çekti. Benim babam mühendis. Babam mühendistir. Dersek. Mâdâ yâmelû vâliduke. Yani baban ne iş yapıyor? Evet yâmelû çalışmak. Ama buradaki anlamı yani iş yapmak. Yani nerede çalışıyor ya da ne iş yapıyor? Mâdâ yâmelû vâliduke. Baban ne iş yapıyor? Validi mühendis. Babam mühendis. Validuke. Validi. Validuke. Senin baban. Validi benim babam. Bakın. Ke ve ye. Benim ve senin. Evet. Te'ti. Sen geliyorsun. Seni te'den anladık değil mi? Te. Te'allemu. Sen öğreniyorsun. Sen geliyorsun. Nereye? İle. Yön gösteriyor. E-a. İlel ma'hed. Ya da ilayı öğrendik. Kesra yapıyor. İlel ma'hedi. Enstitüye. Geliyorsun. Nasıl? Evet. Bir vasıta hali ile. Bir seyyareti. Araba ile. Dediğine göre değil mi? Nasıl? Evet. Keyfe te'ti ilel ma'hedi. كيف تأتي إلى المعهد؟ كيف تأتي إلى المعهد؟ بالسيارة. Kısaca بالسيارة. Arabayla. Evet burada demek ki dört soru edatı üzerinde yoğunlaştı. Onlarla ilgili verdi. Güzel. Şimdi bakalım. Güzel. Güzel bir diyalog. Evet. İstemi' ve kıra diyor yine. Okuyun değil mi? Dinleyiniz ve okuyunuz diyor. Peki bakalım. Evet ki çocuk var. Orada birisi var. Hadi öğretmeni mi yoksa bir şey mi belli değil bakalım. Bir defter kalem. Peki. İki kişi var. Salim Umar. Evet. Salim Türkçe'de Salim kullanıyoruz. Özel isim değil mi? Türkçe'deki Ömer. Evet. Salim Umar. Tabii biz Ömer diyoruz. Omar. Evet. Aynı biraz gırtlağımızdan çıkarmamız gerekiyor. Omar. Evet. Selim soruyor. Mâdâ ya'melu vâliduke? Mâdâ ya'melu vâliduke? Evet. Baban ne iş yapıyor dedi. Biraz önceki diyalog yani sorudaki daha doğrusu. Soru edatlarındaki cümle. Mâdâ ya'melu vâliduke? Vâlidi fellâh. Omar. Vâlidi fellâh. Mâdâ yezra'u? Mâdâ yezra'u? Yezra'u l-hudra.
يَزْرَعُ الْخُضُرَةَ يَزْرَعُ الْخُضُرَةَ جميل جميل هَلْ يَعْمَلُ وَحْدَهُ هَلْ يَعْمَلُ وَحْدَهُ لَا أَنَا أُسَاعِدُهُ أَنَا أُسَاعِدُهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ Evet bakalım şimdi. Güzel kelimeler var, kalıplar var. Peki. Mâdâ ya'mulu vâliduke? Evet. Baban ne iş yapıyor? Vâliduke. Vâlidi, babam, fellâh. Fellâh. Türkçe'de kullanıyoruz ama bu anlamda değil sanırım. Çiftçi mi hocam? Evet. Fellâh, çiftçi. Fellâh. Fellâh, çiftçi. Babam hocam, çiftçi. Adana bölgesinde fellahlar var. Oradan mı geliyor? Oradan evet. Ama orada ne kastediliyor bilemiyorum. O fellah, Adana'daki fellah tabiriyle kastedilen nedir? Ama Arapça'da fellah çiftçi demek. Evet. Demek ki babam çiftçi. Mâde ne? Yezra'u. O ekiyor. Mâde yezra'u. Ne ekiyor? Yezrau ekmek. Evet. Mâdâ yezrau? Yani tarım yapmak. Ne tarımı yapıyor? Neyle uğraşıyor? Ne ekip ne biçiyor? Mâdâ yezrau? Yezraul hudurate. Yezraul hudurate. Hudra. Evet. Ekiyor hudra. Buradan anlaşılıyor. Hudra. Meyve mi? Yeşillik demek. Hudra yani sebze kastediyor. Hudra sebze. Sebze ekiyor. Yezra'ul hudrate. Sebze ekiyor. Evet. Yezra'u bir şeyi ekmek ya da dikmek. Tarımla uğraşanların kullanacağı bir fiil. Yezra'u. Cemil. Güzel. Cemil. Güzel. Hel ya'melu vahdehu. O çalışıyor. Vahdehu. O tek başına mı çalışıyor? Vahdehu. Yalnız. Tek başına. Hel ya'mel vahdehu. O tek başına mı çalışıyor? La. Hayır. Virgül bakın dikkat. Hayır. Virgül. Şu virgül önemli. Virgül olmasa bu cümle çöker dikkat. La. Hayır. Ene usa'iduhu. Ben yardım ediyorum. Hu ona. Hu ona. Ben ona yardım ediyorum. Tabii babasını kastediyor. Hu zamiri. Ona. Ene usaiduhu. Ben ona yardım ediyorum. Barakallahu fik. Ha, şimdi bu cümleye geldik. Barakallahu fik. O zaman. Allah razı olsun. Nasıl çevirelim bunu? Allah razı olsun diyebiliyorum ama hocam. Olsun olabilir mi hocam? Şimdi bu Allah bereket versin. Bereket versin. Tamam burada gitti mi acaba? Tamam. Dedikleriniz doğru aslında da. Bu diyalogda gitti mi? Maşallah gibi de. Ya da bir şey daha güzel bir çeviri olabilir. Yani benim aklıma gelen o da. Bol kazançlar mı hocam? Ne? Yok. Barakallahu fik. Şimdi aferin diyebilir miyiz? Aferin evet. Aferin diyebiliriz. Burada aferin iyi gitti. Şimdi çocuk babasına yardım ediyor. Hayır diyor. Ben yardım ediyorum. Babam tek başına çalışmıyor. Barakallahu fik. Burada aferin diye çevirebiliriz. Bu da bağlamdan dolayı. Hayırlı olsun anlamı var dediğim gibi. Yani cümledeki yerini görmemiz diyalogda değil mi? Bağlamdan çıkarmamız gereken bir tabir. Birçok anlama gelebilir. Birçok yerde kullanabiliriz. Hayırlı olsun. Tebrikler. Barakallahu fik. Allah mübarek etsin. Ama burada aferin daha iyi sanki. Aferin. Barakallahu fik. Aferin. Evet. Bir daha bakalım. Mâdâ ya'melu vâliduk? Selim soru. Selim. Mâdâ ya'melu vâliduke? Mâdâ ya'melu vâliduk? Ömer. Vâlidi fellâh. Vâlidi fellâhun. Validi fellah. Salim. Mada yazra'u? Mada yazra'u?
Tabii son harfin hareketini vermeyebiliriz. Ya da yezra'u. Mâdâ yezra'u? Yezra'u l-hudrate. Yezra'u l-hudra. Yezra'u l-hudra. Cemil. Hel ya'melu vahdehu? Hel ya'melu vahdeh? Ya da şu zamiri yutabiliriz. Vahdeh. Hel ya'melu vahdeh? Hel ya'melu vahdehu? La. Ana usa'iduhu. La. Ana usa'iduhu. Barakallahu fik. Barakallahu fike. Barakallahu fik. Evet, burada da ne oldu? Güzel kelime ve kalıplar var. Şimdi bu var, bu var. Sonra kelimeler var. Peki o zaman şunu da evet, şunu da okuyalım. Madem diğer diyaloğu okuduk, şunu da bir okuyalım. Evet. Kim? Selim. Ben okuyabilirim hocam. Buyurun, evet. Selim bulduk. Omar, kim Ömer olmak ben olayım mı hocam? Buyurun. Evet. Meze ya'melu validuke? Validi fellahun. Meze yezra'u? Yezra'ul hudara. Cemilun hal ya'melu? Cemilun hal ya'melu vahde? La, ana usaidu. Ha. Barakallahu fik. Evet. Mâdâ ya. Şimdi pertegzeyi değil mi biraz belirtmeye gerek. Mâdâ. Mâdâ ya'melu vâliduk. Vâlidi fellâh. Fellâh. Şuha biraz açık. Fellâh. Mâdâ. Mâdâ yezra'u. Yani şu pertegzeyde değil mi? Hocam D gibi, dat gibi olmuyor mu? Yani mâdâ dersek datla söylemiş gibi olmuyor. Yok. İnce bakın. Mâdâ. Mâdâ demiyoruz. Dikkat. Mâdâ dememiz lazım. Mâdâ. İnce. İşte mâzâ da demiyoruz değil mi? Mâdâ. Zâ. Dat olsa mâdâ. Dâ dememiz lazım. Kalın bir dâ. Mâdâ yezra'u? Yezra'ul hudra. Hudra. Dat'ta sükun var. Hudra. Hudra. Yezra'ul hudra. Cemil. Hel ya'melu vahdehu? Ya da hel ya'melu vahdeh? La. Ana usa'iduhu? Ya da ana usa'iduh? Barakallahu fike. Barakallahu fike. Evet. Evet, burada barakallahu fik önemli bir tabir. Onu gösterdi. Şimdi yine evet, kalıp ifadeler vermeye devam ediyor. Bakalım. İstemi' ve raddit dediği kısım bu. Evet, dinleyiniz ve tekrar ediniz diyor. Şimdi bakalım ne yapmak istemiş. Evet, yine soru bir tarafta soru edatları var. Soru cümlesi karşı tarafta cevapları var. Evet. Hel testati'ul hudur. Evet. Te, sen. Karşımızda ile konuşuyoruz. Diyalog olduğu anlaşılıyor. Hel tastati'u. Tastati'u dün de geçmişti değil mi? Ebilmek, abilmek. Demiş İngilizce'deki can'in karşılığı kabaca. Can. Tabii yanındaki kelimeyle bir anlam kazanıyor. Ebilir misin? El hudur. Gelebilir misin? Hudur. Evet. Hazır, hazirun gibi Türkçe'ye kullanıyoruz. Evet, hudur gelmek. Gelebilir misin? Hel tastati'ul hudur? La astati'ul hudur. Dikkat, şimdi bakın la önemli. La'dan sonra virgül var mı? Nokta var mı? Yok, yok. Önce. Dikkat. Bu la... Evet. Yapamam gibi. Olumsuz fiilin başına gelip olumsuz yapan la. Estatio ne diyor? Testatio sen yapabilir misin? Estatio ben yapabilirim. Bakın seni nereden çıkardık? Te. Beni nereden çıkardım? Elif.
Bakın şimdi yavaş yavaş, yavaş yavaş sen beni vermeye başla dikkat fiile. Tastatıyor fiili üzerinden yapmaya çalışıyor. Sen gelebilir misin? Estatiyul hudur, gelebilirim. La estatiyul hudur, gelemem. Aha. Buradaki olumsuz yapan nedir? La. Bu hayır değil, dikkat. Gelebilir misin? Estatiyul gelebilirim. La estatiyul gelemem. Fiili olumsuz yapan la. Bakın. La estatiyul hudur. Bu hayır anlamındaki la değil. Hayır anlamındaki la olsaydı, la'dan sonra burada bir virgül olurdu. Dikkat. Virgüle dikkat. Estatiyu yapabilirim. La estatiyu yapamam. El hudur yani gelemem. Evet. Burada iki şeyi vermeye çalıştı. Sen ve ben. Fiildeki bakın. Sen, te. Ben, elif. Peki İkinci adımda ne diyor? Tamam, gelemem dedim. Tabii iş bitti mi? Hayır. Bu sefer diyor ki لِمَاذَا لَا تَسْتَطِعُ الْحُضُورُ لِمَاذَا neden, neden? Bu sefer şu cümleyi verdi. Neden لَا تَسْتَطِعُ الْحُضُورُ neden gelemezsin? لِمَاذَا لَا تَسْتَطِعُ الْحُضُورُ neden gelemezsin? Yine sen. Ben gelemem dedim. Hayır, gelemem. Neden gelemezsin? Şimdi bu kalıbı vermeye çalışacağım. Li'enni, çünkü ben. Neden? Yap şöyle şöyle yapamazsın. Çünkü ben. Değil mi? Sebep bildireceğiz. Neden? Çünkü ben. Limâde? Li'enni. Bu bir kalıp. Li'enni, çünkü ben. Merîd. Merîd. Merîd kelimesi Türkçe'de. Meşgulüm mü? Merîd. Hasta. Neyi çağrıştırdı? Merîd. Hasta. Maraz, maraz buradan geliyor. Maraz hastalık, değil mi? Maraz hastalık, merid hasta sıfatla bir merid. Li'enni merid. Çünkü hastayım. Limâdâ lâ tastati'ul hudûr. Bakın bağlantılı. Bu iki kalıbı vermeye çalışıyor bize. Yine alttaki cümlelerde aynı, bakın. Alttaki cümleydi. Bu mantıkla bakalım. Hel tastati'u. Yine bakın aynı. Hel testatiyo, hel testatiyo. Yapabilir misin? Ne yapabilir misin? Sefer. Yolculuk yapabilir misin? Yolculuğa çıkabilir misin? La estatiyo sefer. La olmasa estatiyo sefer. Yolculuk yapabilirim. La estatiyo sefer. Yolculuk yapamam. Sen yapabilir misin? Ben yapamam. Evet, T, sen. Ben, Elif. Fiilin başına T getirdim, sen. Elif getirdim, ben. T'yi attım, Elif getirdim. La astati'u sefer. Bu da la olumsuzluk la'sı. Hayır olan la değil. Yapamam. Yolculuk yapamam. Peki, yukarıdaki gibi soracağız, değil mi? Limâdâ la tastati'u sefer. Neden yolculuk yapamazsın? لِأَنِّي yine aynı. لِأَنِّي çünkü ben, çünkü ben. مَشْغُول مَشْغُول çünkü Türkçe'de kullanıyoruz değil mi? مَشْغُولُم işim var, مَشْغُول buradan almışız. Tabii bizde gayın değil, yani normal gerek kullanıyoruz. مَشْغُول diyoruz. لِأَنِّي مَشْغُول لِأَنِّي مَشْغُول evet, bunlar kalıp ifadeler ama verirken de bakın Testatio, estatio. Sen yapabilirsin, ben yapabilirim. Limâde, neden? Li'enni, çünkü ben. Şöyleyim, çünkü ben böyleyim. Hel testatio'l hudur? La estatio'l hudur. Testatio, la estatio. Yapamam, la estatio. Demek ki fiilin başına la getirirsek olumsuz yap. La astati'ul hudur. Virgüle dikkat. Burada nokta yok, virgül yok. Demek ki ne olacak? Ben yapamam. Dikkat. La astati'ul hudur. Limâde la tastati'ul hudur? Neden gelemezsin? Yine sen. Ente, sen. T'den anlıyorum. Sen. T. Neden gelemezsin? Li'enni
مريض. Burada artık sıfat verdik. Çünkü hastayım. لأني مريض. لأني ي beni veren ye hemen ne yaptı? Hareketini aşağı çekti. لأني مريض. هل تستطيع السفر؟ Sefer değil mi? Sefere çıkabilir misin? Yani yolculuk yapabilir misin? Yolculuğa çıkabilir misin? لا أستطيع السفر. Yine aynı. تستطيع أستطيع لا أستطيع السفر. لماذا لا تستطيع السفر؟ لأني مشغول. لأني مشغول. Ya da لأني مشغول. Çünkü ben meşgulüm. Çünkü işim var. لأني مشغول. Evet. Var mı burada soracağımız? Bakın. T-E. Sen, ben. Sen, ben. Sen, ben. Evet. Hocam, o yapabilir mi anlamında ne olur? O, onun için o T'nin yerine Y getireceğiz. Demiştik biraz ilk başladığında ünitemize de onu Y ile yapabiliriz. Ama burada ne var? Sen, ben. Önce ne yaptı? Sen ve beni ver. Sen, ben. T, E. T, E. Şu ekler önemli. Sonra yeri gelince zaten onları söyleyeceğiz. Onları verecek. Şimdi bize direkt fiil çekim tablosunu vermiyor. Bakın. Genelde klasik eski kitaplarda önünüze fiil çekim tablosunu direkt pat diye koyuyor. Yani bütün şahısların çekimini. O biraz tabii yorucu oluyor. Bunun için şimdi yeni sistemde yavaş yavaş veriyorlar. Evet. Yavaş yavaş. Artı arada da bazı kalıplar var. لماذا لأن لأني لماذا لأني çünkü ben لأني. Evet. Bunu verdikten sonra اكتب اكتب şimdi yaz diyor. Kema gibi. Fi de da demiştik değil mi? İçinde bulunma hali. Fi nemudeci. Örnekteki gibi yazınız diyor. Örnekteki gibi. Nemudec, örnek. Nemudec. Nemudec, örnek. Peki, örnek örneğe bakalım. Bir. Önce bir soru cümlesi var. Zaten bakın, şunlar da soru cümleleri. Soru cümlemiz şu. Hel takra'u. Heh, bakın, bakın işte. Kitabımız adım adım veriyor. Şimdi sen ve ben. İşte. Karşımızda biri var. Diyorum ki hel takra'u, bir erkek. Hel takra'u dersen cediden. Sen okuyor musun? Takra'u. Evet. Kıraat, okumak. Takra'u. Sen okuyor musun? Seni nereden anladım? Sen olduğunu T'den. Karşımızda bir erkek var. Hel takra'u dersen, bir ders mi okuyorsun? Cedid'den. Cedid, yeni. Cedid. Değil mi? Nizam-ı Cedid ordusu. Değil mi? Osmanlı tarihinde Nizam-ı Cedid diye değil mi? Yeni sistem. Cedid. Evet, yeni. Yeni bir ders mi okuyorsun? Cevap veriyor. Önce la akra'u. Bakın. Tabii karşımızdakine soruyoruz. O da ne diyecek? Ben, sen, ben. Beni ne verdi? Şu elif. T'yi attım, elif getirdim. Akra'u okuyorum. Biraz önceki örnekte olduğu gibi okumuyorum diyeceğim. Önce olumsuz yapmamız istemiş. La akra'u dersen cediden, yeni bir ders okumuyorum. Dikkat, bu hayır değil. Değil mi? Bak yine virgül yok. Dikkat. La akra'u, okumuyorum dersen cediden. Yeni bir ders okumuyorum. Önce olumsuz cevap vereceğiz. Örnek demek ki bizden bunu istiyor. İkincisi, naam, evet. Akra'u dersen cediden. Evet. Ha, şimdi evet deyince olumlu. Dolayısıyla şu la'ya ihtiyacımız yok artık. Naam, akra'u dersen cediden. Evet, yeni bir ders okuyorum. Demek ki önce olumsuz cevap vereceğiz, sonra olumlu cevap vereceğiz. Hocam. Peki. Buyurun. Bu la için İngilizce'deki not diyebilir miyiz? Olumsuzluk not'ı.
Hani do not, did not diyoruz mesela. Öyle mi? Evet. Aynen o. Aynen o. Yani doğru. Don't gibi değil mi? Evet. Evet. Aynen. Do not. Aynen. Diğeri ise no. Hayır anlamındaki. Bu ise fiili olumsuz yapıyor. Akra'u okuyorum. La akra'u okumuyorum. Burada la'dan sonra virgül koymamamız gerekiyor. Herhangi bir işaret koymamamız gerekiyor. Olumsuz anlamı vereceksek. La akra'u. Akra'u. La akra'u. Akra'u okuyorum. La akra'u okumuyorum. Takra'u sen okuyorsun. Akra'u ben okuyorum. Evet. T ve elif. T sen. E ben. Peki. Şimdi önce, şimdi ben şu kelimeleri vermeye çalışayım. Birimiz olumsuz yapalım. Birimiz de olumlu yapalım. Şimdi bakalım. Burada bilmediğimiz kelime aslında yok ama tekrar bakalım. Yine soru edatımız var. Tarifu sen biliyorsun. Tarifu. Demiştik yani. Diyalog var mı yok mu? Diyalog içerisinde nerede geçiyor? Ona göre anlam yüklememiz gerekiyor diye. Buradan anlıyoruz ki evet sen. Sen biliyor musun? Mektebetel camiati. Üniversite. Camia, üniversite. Camia. Camia, üniversite. Mektebe kütüphaneydi. Üniversitenin kütüphanesini biliyor musun? Önce bakalım. Bilmiyorum diyeceğiz. Önce olumsuz vereceğiz. Bir arkadaşımız evet olumsuz yapmak isteyen var mı? Örnekteki gibi. Çok kolay. Yapabilir miyim hocam? Buyurun. Ama yanlış olur. Olsun. La arifu mektebetel camia. Güzel. Çok güzel. La evet. Sen, ben. Seni veren T'ydi. Beni veren Elif. A'rifu. T'yi attım, elif getirdim. La a'rifu mektebetel camia. Gerisini olduğu gibi yazdım. Doğru. Doğruymuş evet. La a'rifu mektebetel camia. Peki. Bir arkadaşımız da gönüllü. Evet. Biliyorum. Var mı gönüllü? Söyleyebilir miyim? Evet. Buyurun. Evet. Nam, a'rifu maktabata'l camia. Güzel. Bakalım. Hemen onaylayalım. Nam, evet. A'rifu bu sefer la'yı attım. Biliyorum çünkü. Evet. A'rifu maktabata'l camia. Evet. Üniversite kütüphanesini biliyorum. Evet. Bakın sistemimiz bu şekilde. Hel tantazirul hafile. Hafile dün geçmişti. Otobüs demiştik. Hel tantaziru. Sen bekliyor musun? Seni işte te. El hafile, otobüs. Otobüs mü bekliyorsun? Evet. Başka bir gönül alalım. Önce, hayır. Ben söyleyeyim mi? Buyurun. Evet. Daha söylüyordu ama. Diğer arkadaşımız evet yapsın, olur mu? Siz şimdi. Tamam. Buyurun. Hayır yapalım. La antazirul hafile. Evet. La değil mi? La. T'yi attım. Entaziru hafile. Hayır. Otobüs beklemiyorum. Yine bakın. Burada değil mi? Virgül yok arada. Nokta yok. Dikkat. Entaziru bekliyorum. La entaziru beklemiyorum. Bakalım sağlamasını yapalım. Evet. Güzel. La entaziru hafile. Şimdi buyurun. Evet. Nam entaziru hafile. Nam entaziru hafile. Zaten şunu şu cümleyi bulduktan sonra ne yaptık? La'yı attık. Onun yerine nam getirdik. Nam entazirul hafile. Evet, otobüsü bekliyorum. Güzel. Evet. Hel turidu. Sen istiyor musun? Yine T bakın. Nukuden para. Para istiyor musun? Evet. Bakalım bir numarada hayır diyeceğiz. Olumsuz. Var mı başka gönüllü? Ben yapabilirim. Buyurun. La urudu nukuden.
Evet, turidu sen istiyorsun. Uridu ben istiyorum. Bakalım, la uridu istemiyorum nukuden. Para istemiyorum, para kod istemiyorum. La uridu nukuden. Şimdi diğer arkadaşımız evet istiyorum diyecek. Ben yapabilirim hocam. Buyurun. Niam uridu nukuden. Evet bakalım. Naam uridu nukuden. Evet, para istiyorum. Naam uridu nukuden. La uridu nukuden. Naam uridu nukuden. Evet, güzel. Hel tunazzifu. Sen temizliyor musun? İşte T yine bakın. Sen. Esnen neke. Esnen dişler. Çoğul. Dişler. Ke senin dişlerin. Esneneke. Hel tunazzifu esneneke. Hel tunazzifu esnenek. Dişlerini temizliyor musun? Önce hayır diyelim. Var mı gönüllü? Ben yapayım hocam. Buyurun. La unazzifu esneneke. Esneni. Ah, tuzağa düşmüştük. Fakat hemen sonradan düzelttim. Uyandık. Güzel. Şimdi burada dikkat. Değil mi? Senin muhatabımız değil mi? Sen o zaman ben diyor. Şurayı ye yapacağız. Bakalım. Ne diyoruz? La unazzifu değil mi? Temizlemiyorum. T'yi Elif yaptı. Sen temizliyorsun. Ben temizliyorum. Esneneke senin dişlerin benim demek için kefi attık sonuna. Değil mi? Son harfinden sonra ye getirdik. Bu ye'nin görevi anlamca benim, iki hareke olarak da bunun harekesini, yani son harfin harekesini aşağıya çekmekti. Esnani. La unazzifu esnani. Dişlerimi temizlemiyorum. Şimdi olumlu cevap verelim. Gönüllü var mı? Hiç yapmayanlardan. Artık şu cümleyi bulduktan sonra şurası kolay zaten. Var mı? Yok mu? Ben söyledim. Buyurun. Naam unazzifu esnani. Naam unazzifu esnani. Naam unazzifu esnani. Evet. Evet. Dişlerimi temizliyorum. Naam unazzifu esnani. Evet. Hel tenamu mubekkiran. Tenamu. Sen uyuyorsun. Te. Mubekkiran erkenden. Erken mi uyuyorsun? Hel tenamu mubekkiran. Önce ne diyelim? Hayır diyelim. Evet. Var mı? Yapabilir miyim hocam? Buyurun. La enami mubekkiran. Enamu. Evet. La enamu. Bakalım doğru mu? Evet. La enamu mubekkiran. Tenamu enamu. Sen uyuyorsun. Ben uyuyorum. Uyumuyorum. La enamu. Mubekkiran. Erken uyumuyorum. Evet. Peki. Şimdi olumlu. Var mı olumlu? Gönüllü. Ben yapayım hocam. Buyurun. Neam enamu mubekkiran. Neam enamu mubekkiran. Olup. Neam enamu mubekkiran. Evet, erken uyuyorum. İşte burada size şimdi fiillere ilk adımı attırdı. Fiillere bakın. Te, e. Sen, ben. Te, e. Tarifu, arifu. Sen biliyorsun, ben biliyorum. Tantaziru, sen bekliyorsun. Antaziru, ben bekliyorum. Turidu, sen istiyorsun. Uridu, ben istiyorum. Tunazzifu, sen temizliyorsun. Unazzifu, ben temizliyorum. Tenamu, sen uyuyorsun. Enamu, ben uyuyorum. Eğer biz fiili olumsuz yapmak istiyorsak tek yapacağımız şey fiilin başına la getirmek. La arifu, bilmiyorum. Arifu, la arifu. Antaziru, la antaziru. Bekliyorum, beklemiyorum. Uridu, la uridu. Unazzifu, la unazzifu.
Enamu. La enamu. Evet. TV. Biraz geçen hafta da bahsetmiştik. Dün de bahsettik. Bahsettiğimiz konuya yavaş yavaş evet giriş yaptı. Buyurun, sorun var mı? Evet, bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi başına Elif koyduğumuzda kimi fiillerde uruydu diye okuduk. Yani u sesini verdik. Kimi fiillerde de işte enamu dedik, e sesini verdik. Oradaki e veyahut da u olma durumunun belli bir özelliği var mı? Yoksa hani fiilin kendisinden dolayı mı öyle bir şey geliyor hocam? Ha, şunlar tabii, şu mu'lar ayrı ama şunlar tabii tenamu. Fiilin kendi yapısı. Tenamu değil mi? Nun. Şimdi evet, o tenamu yani işte tabii, ben fiil, yaparken tabii. Enamu dedik hocam. Aynen. E'ye getirdik. Tabii bu fiilin kendi yapısı. Fiilleri görünce, yapılarını görünce tabii. Turidu, uridu. Uridu. Aynen. Uridu. Fiilin her fiillerin yapıları var. Onları yeri gelince söyleyecek. Çünkü fiillerde tabiri caizse işte bir takım huyları, suyları var Arapçada fiillerin. Yapıları var. Ama değişmeyen şeyler, temel şeyler nedir? Bakın şu T'ler değişmiyor. Şu Elifler değişmiyor. Yani sen, ben, eki değişmiyor. Ama yapıları değişecek. Onları ileride göreceğiz. Onlar Arapçanın ileri konuları. Biz de şu anda tabii karışık fiilleri vermiş. Sadece şu eklere dikkat etmemizi istiyor. T olunca diyor sen. E olunca ben. Ve son harfin harekesi normal şartlar altında damme. Damme, damme, damme. Tenemu, enemu. Şu anda bizim dikkat etmemiz gereken şey bu. Takrao, akrao. Olumsuz yapmak istiyorsam hemen fiilin başına la getiriyorum. La akrao. Tarifu, la arifu. Tantadiru, la antadiru. Turidu, la uridu. Tunadifu, la unadifu. Tenemu. La enam. Burada diyor ki yine tabii ki bakın hiç fiillerden bahsetmemiş, gördünüz mü? Evet, biz söyledik ama bakın asıl vermek istediği bu değil. Onun için hiç bu konuya girmemiş diyor ki lahid mayeti. Yine hemen şurada bir dikkat, bir ampul dikkat. Şuna dikkat ediniz. Fark ediniz diyor. Lahid mayeti. Keyfe. Evet, bu ünitede de geçen ve diyaloglarda, daha önce ünitelerde de geçti. Keyfe ve limade, bu parantezin içerisindekiler değil mi? Keyfe, nasıl demiştik. Limaze, niçin? Mâde, ne? Ya da neyi? Ve hel, mı, mi? Bunlar edevat istifham. Soru edatları. Bunlar soru edatları. Arapçada bunlara edevat İstifhem deniyor. Edevat, edatlar, istifhem, soru. Soru edatları. Ve te'ti, gelir, yer alır. Edevatul istifhem, soru edatları gelir. Nerede gelir, nerede yer alır? Fi deda, fi bidayeti. Bidaye, başlangıç. Baş, başında. El cümle, cümlenin başında yer alırlar. Demek ki bu soru edatları cümlenin başında yer alır. Ve nadau, biz koyarız. Evet. Ne koyarız? İşaretel istifhem. Soru işareti koyarız. İşte Türkçe'ye göre biraz tersten bu. Ve biz ne yaparız? Soru işareti koyarız. Nereye? Fi nihayetil cümle, cümlenin nihayetine yani sonuna. İşte bu soru edatlarının soru edatı olduğunu söyledi. Edevat istifhem ve değil mi? Soru edatlarını, soru işaretini de cümlenin nihaya yani sonuna koyduğumuzu belirtti. Dolayısıyla yani bu bildiğimiz basit ifadeler Arapça söyledi tabii. Bunlar bize yabancı ifadelerle değil mi? Türkçe'de de aynı zaten. Soru edatları. Cevabu hel. Hel, helin cevabı. Cevap, cevap. Türkçe'de kullanıyoruz tabii cevap kelimesini. Arapçadan almışız. Helin cevabı naam değil mi? Evet, ev ya da. Ev ya da.
La, hayır şeklinde bir. Hel, cevabı hel, naam, ev, la. Naam, la. Evet ya da hayır. Zaten şu şurada değil mi? Evet ve hayırı naam ve la şuralarda verdi zaten. Buralarda verdi. Bunları ne yaptı? Kural haline getirdi. Yani bu basit şeyleri Arapça ifade etmiş oldu. Soru edatları ve soru edatlarının cümlenin başında geldiğini ve soru işaretini cümlenin sonuna koyduğumuzu ve mı, mi'nin karşılığında hel, naam ya da la olduğunu söyledi. Yani burada yeni bir şey var mı? Yok. Bizim açımızdan zaten Türkçe dil bilgisine burası benziyor bu kısım. Burada bizim için olan bakın bir sürü yeni fiil var. Güzel. Bakalım şurayı da evet. Tabii yavaş yavaş fiillerle ilgili parçalar, kısa parçalar vermeye başladı. İstemi' ve ikra' demiş. Okuyalım bakalım. Dinleyiniz ve okuyalım. Merhaben. Ene Ferid. A'malu şurtiye murur. Uhibbu ameli kethiran. Yabdu ameli fissabah. Ve yentehi ba'de'l-zuhur. Evet. Aslında evet. Bunu dinleyebilseydik şu anda tabii net çıkmıyor ses. Ama siz tabii sizin ses kayıtlarınız da var. Merhaben. Ene Ferid. A'malu şurtiye murur. أحب عملي كثيرا يبدأ عملي في الصباح وينتهي بعد الظهر. Evet. Merhaba. Yine merhaba. Türkçe'de kullandığımız ifade. Ana Ferid. Ben Ferid. Ferid daha önce de geçmişti. Bir erkek ismi. Türkçe'de de kullanıyoruz Ferid ismini. Ben Ferid. أعمل. Ben çalışıyorum. Beni nereden anladık? Elif'ten işte. Ben. Şurutiye murur trafik polisi olarak çalışıyorum. Evet, trafik polisi olarak görev yapıyorum. Amelu burada. Belki görev yapıyorum diye çevirmek daha iyi uygun olabilir Türkçe'ye. Trafik polisi olarak görev yapıyorum. Trafik polisi bu meslekte çalışıyorum. Amelu şurutiye murur. Polis, trafik polisi. Şurutiye murur. Uhibbu. Yine bakın. Amelu. Uhibbu. Yine hemze. Ben seviyorum. Ameli. İşimi. Amel. İş. Yine benim işim. Ne oldu? Sonuna ye getirdik. Ameli. Hareketini aşağıya çek. Uhibbu ameli kesiran. İşimi kesir. Çok. Çok. Kesir çok. Kesret. Değil mi? Kesret, çokluk. Yeni literatürde kullanılan bir kavram. Kesret. Uhibbu ameli kethiran. İşimi çok seviyorum. Yebde'u başlıyor. Ameli işim. Fi deda. Fi sabah. Sabahleyin. Sabah vaktinde başlıyor. Ve yentehi sona eriyor. Yebde'u ve yentehi. Birbirine anlamca zıt fiiller değil mi? Yebde'u başlıyor. Ve yentehi bitiyor. Sona eriyor. Ba'de sonra. Ba'de sonra. Zuhur. Zuhur öğlen. Öğlen vakti zuhur. Sabah. Sabah vakti. Zuhur öğlen vakti. Ba'de zuhur. Öğlenden sonra. Öğlen vaktinden sonra işim bitiyor. Sona eriyor diyor. Evet. Arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Tekrar bu diyaloğa aradan sonra döneceğiz. Varsa sorularınız tamamen. Bakalım. İkinci cümledeki mururun ne anlama geliyordu başındaki? Evet bunu da soracağınızdan korkmuştum. Evet. Şimdi murur birçok anlam var arkadaşlar. Murur uğramak, geçmek anlamı var. Bu bir de trafik anlamı. Burada trafik anlamında. Hani araçlar gelip geçiyor ya murur. Oradan trafik. Şurtayı murur, trafik polisi. Murur. Tamam. Teşekkürler. Hatırlatın aradan sonra murla ilgili bir şey daha var. Onu Türkçe'de kullanıyoruz. Onu da söyleyelim.
Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar şu parçamıza hemen bir dönelim. Tekrar okuyayım burayı. Evet. Merhaben. Evet merhaba dedik. Ene Ferid. Ene Ferid. Ben Ferit. Özel isim burada Ferit. Amelu. Evet. Yine ben. Ben çalışıyorum. Beni yine Elif'ten çıkardık değil mi? Ben çalışıyorum. Ne olarak çalışıyorum? Şurta yamurur. Trafik polisi olarak çalışıyorum. Ya da trafik polisi olarak görev yapıyorum diye de çevirebiliriz. Demiştik. Uhibbu. Yine aynı bakın. Elif ve Elif. Ben seviyorum. Neyi? Ameli. Yine birinci tekil şahıs iyilik eki. Benim işim. İşimi seviyorum. Yine ne yaptı? Amel kelimesinin sonuna geldi. Ve son harfin hareketini aşağıya çekti. Kesre okutmamızı sağlıyor. Ameli kefiran. Kefiran çok. İşimi çok seviyorum. Yebdeu ameli. İşim başlıyor. Ne zaman? Fi deda. Fi sabahi. Sabahleyin. Sabah vaktinde. Sabahleyin başlıyor. Ve yani ve. Yentehi sona eriyor. Ne zaman? Ba'de sonra. Ba'de zuhur. Evet, ba'de de bir zaman zarfı. Sonra, neyden sonra? Zuhur, öğlen. Öğlen vakti zuhur. Öğleden sonra bitiyor. Şimdi şurtayı murur, tabii biz trafik polisi dedik. Şimdi bazı ifadeleri hepsini kelime kelime vermemeye çalışıyoruz. Çünkü bu bir kalıp böyle kullanıyor. Bazen kalıptaki bir kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Hani arkadaşınız sorduğu için söyledik bunu. Tabii not alalım. Murur trafik demek ama burada trafik demek. Her zaman her yerde murur trafik değil. Murur bir şeyin geçmesi. Uğraması gibi anlamlara geliyor. Murur başka bir yerde görürsek murur trafik anlamının dışında anlamlara da gelebilir. Türkçe'de hukukta kullanılan bir tabir var. Belki duymuşsunuzdur. İşte murur burada kullanılıyor. Mururu zaman denir. Hocam bizim belgelerde mürur etmek var. Yani geçip gitmek anlamında. Mururu zaman yani zaman aşımı. Zaman aşımı. Zaman aşımına uğramaya mururu zaman deniyor. Bu da Arapçadan alınmış. Orada nedir? Zamanın geçmesi yani. Yani orada bakın trafik değil. Murur da geçmek, vaktin geçmesi gibi anlamlara geliyor. Dolayısıyla burada öyle. Şurtayı murur, trafik polisi diye çevireceğiz. Evet. Merak eden için mururu da söylemiş olduk. Arapçamız tabii ilerleyince, kelime haznemiz geliştikçe, daha çok diyalog, metin okudukça bu ayrıntıları daha iyi göreceğiz tabii. Evet. Burada peltek S harfi var. Kitabımız peltek S verdi bu ünitede. Türkçe'de tabii olmayan bir harf bu. F dilimizi ön dişlerden biraz öne çıkarıyorduk. F. Yani karşı taraf S değil de F. Keskin S değil, F sesini duyması gerekir. F. Başta vermiş. Tabii S ile bir problem yok. Peltek F harfinde. Başta, ortada ve sonda bitişebilen bir harf. Mesela başta Fever örneğinde. Fever. Fever. Bitişmiş. F, Vav ve Ra harfi. Bakın satır üstünde yazıyor. S değil mi? Satır altına hiç geçmiyor. Ortada yine kendisinin öncekine bitişti ve sonrakine de bitişebilir. Kefir örneğinde olduğu gibi. Kefir. Bunu yazmamızı istiyor bizden. Yine sonda alfabedeki yalın hale yazılıyor. Ama tabii kendine önce bir ek bitişebilen bir harf varsa mesela lam harfi bitişiyor. Felis örneğinde olduğu gibi. Yine sonda ama kendisinden önce bitişmeyen bir harf gelebilir. Mesela dal harfi gelmiş. Hadefe örneğinde olduğu gibi. Bunu diyor 1, yine 2, 3, 4, 5 satırda değil mi? Başta, ortada ve sonda yazmamızı istiyor bunu. Artı F'nin geçtiği kelimeleri veriyor burada. Tabii bu kelimeleri boş bırakmış. Uktub efe, F harfini yazın diyor. Fil feragı, boşluğun içine, boşluğa yazınız. Tabii şuradaki yazılış biçimini bakıp yazabiliriz.
İşte burada alıştırmasını, pratiğini yaptırmamızı istedi. Burada, buradaki bilgilerimizi burada kullanmamızı istiyor bizden. F başta, yani bitişecek kendisinden sonrakine yukarıdaki gibi. Bakalım, F başta bitiştirdik. Evet, demek ki bu görseldeki neyse artık. İlk harfi dammeymiş, evet. İkinci harfi vermemiş. Tabii ikinci harfi bilmemiz gerekiyor. Bunu tahmin etmemiz zor. Sözlüğü açıp baktık. Su'ben. Su'ben. Aynında sükun var. Su'ben. Su'ben ne olabilir? Bir bakalım. Görselden belli mi? Yılan mı hocam? Yılan, evet. Su'ben, yılan. Bakalım. Peltek F sonda. Yani şuna benzedi. Bakın kendinden öncekine bitişti. Değil mi? Bitişebilir. Bir problem yok bitişme yönünden. Bakalım. Muthelleth. 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 Muthelleth ne diyelim? Muthelleth. Üçgen. Üçgen evet. Matematikte üçgene muthelleth. Muthelleth. Üçgen evet. Bakalım. Peltek S ortada. Yani şu kesirdekine benzeyecek. Bitişecek kendisinden öncekine. İlk harfimizin T kesra. Mim'de sükun var. Bu daha önce geçmişti sanırım. Timsel. 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 Hatırlayan varsa. Heykel. Aynen evet. Timsel değil mi? Bu özgürlük heykeli Amerika'daki. Onun yola çıkarak vermiş. Timsel heykel demek. Timsel. Timsel. Biz Türkçe'de timsali kullanıyoruz değil mi? İyilik timsali falan deriz. Örneği anlamında sanki değil mi? Evet. Timsel. Ama Arapça'da timsel heykel. Evet. Peltek S yine kelimenin başında. Aynı şuradaki gibi bakın. Soben örneğinde olduğu gibi yazacağız. Evet. Selase. 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 Burada görüldüğü gibi burada belki tam anlayamayabilir. Çünkü bu bir rakam. Bilmiyorsak rakamları. Evet. Üç rakamı. Selase. Üç. Sayı olarak, rakam olarak selase. Üç. Selase. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Selase. Üç oldu. Hani müsellesinde üçgen dedik ya. Evet. O da kökleri aynı. Başında M var. Hani o zaman bir anlamında hani şekil mi katmış oldu ya da gen anlamı mı kattı yani sonra? Ha yok. Onun başka bir sebebi var. Onu da bu biraz Arapçanın ileri konuları onlar. Evet. Böyle kullanıyorum. Selase, mutsellef. Şimdi ezberleyelim. O mimler falan ileride onları göreceğiz. Onlar önemli ekler. Arapça kelimenin başına, ortasına ya da sonuna işte ek getirerek elde ediyoruz yeni kelimeleri. O eklerin birer sebebi var ve bir fonksiyonu var. Onları yeri gelince söyleyeceğiz. Ben de bir tane kitapta bakmıştım. Hani bu kelimeleri inceliyordum. Evet. Orada timsalde hem heykel hem de put olarak yazmış. Heykel hem? Hani timsali hem tamam. Heykel olarak hem de put olarak yazmış. Ha olabilir tabii. Ama put biraz farklı Arapçada. Genelde put için başka bir kelime kullanıyor. Anladım. Timsel. Ha tabii heykel olduğu için belki o anlamda put olarak çevirmiş olabilir. Çünkü değil mi? Araplar o anlamda heykellere put niyetine takıyordu ama esas heykel. Ama put da yan anlamı da var tabii olabilir. Şurada ama burada kastedilen nedir? Heykel. Timsel. Evet. Dediğimiz gibi işte cümleleri bağlam içerisinde görmemiz gerekiyor. Bir kelimenin birden fazla anlamı da olabiliyor Arapçada. Evet. Bakalım. Peltek S sonda. Fakat hemen işte bunu vermesinin bir sebebi var bu kelimeyi. Bakın kendinden önce elif var. Yani elif harfi kendisinden sonrakine bitişmediği için buna dikkat, yani bağımsız yazmamız lazım. Aynı şu yurttaki hadeste olduğu gibi
Evet, ilk harfimiz mim kesra, ikinci harf ha sükun, mihraz. Mihraz. Evet, mihraz, bakalım şekilde de var. Ne diyelim mihraz? Mihraz. Tarım mı? Ha, mihraz, şu aletin adı mihraz. Tarımda kullandığımız biçer döver mi diyelim? Ne diyelim buna? Kulluk. Kobil diyoruz hocam biz ona. Ne, nasıl? Pulluk mu? Evet, şimdi şu traktörün önündeki şu pulluk mu diyelim buna? Mihraz. Tarlayı sürdüğümüz araç yani. Mihraz, pulluk diyebiliriz. Evet, mihraz, pulluk diyelim. Tarlayı bu sürmemize yarayan alet, araç. Evet. Mihraz. Bakalım. Yine ortada kendinden önceki lam var, bitişecek. Diğerine bitişecek. Evet. Lisse. Lisse. Evet. Lisse. Peki bunun anlamını çıkarabilir miyiz acaba? Dişler. Dişler fakat farklı diş bunlar. Hani nasıl? Takma diş mi hocam? Nasıl? Ha yok, takma diş de değil. Lisse şu, nasıl desem? Damak mı? Ön dişler. Diş eti mi? Damaktaki dişlere diş lisse diyebiliriz. Lisse. Ya da ön dişler lisse. Evet. Lisse. Farklı farklı dişler var. İşte azı dişi var, yok yirmilik dişi var falan. Onlar işte Araplarda farklı farklı anlamları var. Evet, lisse. Bu pelteksele kullanılan bir kelime. Yine peltekse başta bakalım. Evet. Şuradaki kelimemiz, evet. S, vav'da sükun var. Sour. 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 Ne diyelim? Sour. Görselden anlaşılıyor mu? Sour. Tosun değil mi hocam? Sour bakalım. Boğa. Boğa. Yani. Boğa, evet. Sour boğa oluyor. Sour boğa. Sour. Evet. Yine peltekse sonda fakat dikkat. Dikkat, yine mihrasa benzedi değil mi? Kendisinden önce dal harfi var. Dal harfi kendisinden sonrakine bitişemiyor. Onun için şu iki örnek bu amaçla verilmiş. Dikkat. Hadis. Daha önce de geçmişti. Hadis. Bakın burada bir çarpışma var, bir kaza var. Hadis. Buradaki anlamı görselden yola çıkarak tabii kaza diye çevireceğiz. Hadis. Hadis. Demek ki kaza kelimesi peltekseyle kullanılıyor. Hadis. Bunlar da demek ki F harfinin geçtiği kelimeler. Bunlarla ilgili kelime verdi. Hocam bu sevr mağarasındaki sevr o mu? Evet. Aynen o. Sevr. Ama tabii özel isim bu. Özel isimler çevrilmiyor. Değil mi? Hep sevr mağarası diye ne yapılıyor? Değil mi? Çevriliyor. Özel isimler, şahıs isimleri falan dilimizde anlamı olsa bile ne olmuyor, çevrilmiyor. Mesela bildiğim kadarıyla Bush değil mi? Bush çalılık demek İngilizce'de. Evet. Bir anlamı var fakat değil mi, çevrilmiyor. Dolayısıyla mekan isimleri, yer isimleri, özel isimler o dilde nasılsa, eğer özel olarak o mekana ya da kişiye verilmişse onu öyle kullanıyoruz. Çevirmeden kullanıyoruz. Evet. Sevr, hadi. Peki, şimdi bakalım. Burada yine kelimenin, evet, kelimenin, evet, feta, damme, kesra ve sükun ile okunuşu, onunla ilgili yine hareket çalışması var. F, biliyorsunuz peltek F, ince bir harf ve ince okuyoruz. F. Su, si, ts. Evet. Tabii şu biraz bizim için bir zor. Hani keskin s ile karıştırabiliriz. Dilimiz iyi ayarlamamız lazım. F,
Fe. Evet, feta, fe. Sebar. 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 Eser. 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 Ese. Ese. Eser. Eser. Hadese. Hadese. Sebar. Eser. Hadese. Su. Su. Tabii yine u değil mi? Su. Ü sesi değil. U sesi çıkarmamız gerekiyor. Su. Summe. 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 Asura. 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 Yahrusu. 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 Summe. Asura. Yahrusu. Su. Fi. Fi. Bakın si değil. Fi. Fi. Fık. Fık. Bakın fık. Kap kalın. Fık. Mukfir. 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 Fi. Uhrusi. 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 Fık. Mukfir. Mukfir. Uhrusi. Fi. Fe. Su. Fi. Evet, şu biraz tabii tuttuğumuz için harekeyi S dilimizi ayarlamamız lazım. Misil. 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 Mislu. Misil. Misil. Umkus. Umkus. Yani misil. Misil. Karşı tarafa böyle peltek bir ses gitmesi gerek. Misil. Umkus. 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 Tabii uzatmalara dikkat. Her harfte olduğu buna da önem vermemiz gerektiği için ne yapıyor? Önemli. Çünkü dün de dedik. Geçen hafta dedik. Yarın, önümüzdeki hafta da söyleyeceğiz inşallah. Uzatmalar önemli. Kısa ve uzun hareketler önemli Arapçada. Çünkü anlam değişiyor. Dikkat. Arapçamız ilerledince bunların tabii daha iyi farkına varacağız. Evet. Bakın. Se. 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 Su. Su. Fi. Fi. Hemen kısaca uzatıyoruz. Sabar. 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 Esera. Esar. Esera. 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 Hadese, 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 se, se, sabar ya da sabara, esara, esar, eser, esar, hades, hadese, su, sum, summe, sum, sum, asura, Usur. Bakın farklılıklarını da vermiş hemen. Bir daha verecek zaten. Yahrusu. 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 Siran. 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 Kesir. Evet, bugün gördüğümüz değil mi? Çok anlamlı. Kesir. Bakın kesir. 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 Uhrusi. 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 Ne yaptı? Hemen aşağıya çekerek. Uhrusi. Si. Uhrusi. Zaten şurada veriyor bakın karşılığını. Bu daha derli toplu tabii. Bunu verdikten sonra bir de evet. Dinleyin ve farkı diyor, görün diyor. Farkı fark edin diyor. Sabar. Sabar. Sabar, sabar. Eser, eser. Eser, eser. Hadese, hadese. Hadese, hadese. Summe ya da sum, sum. Sum, sum,
ثم ثوم عثرة عثور عثرة عثور يحرث يحرثو يحرث يحرثو ثو 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 dikkat ثو. Evet. Bakalım. Evet. Thık Thiran. Bakın burada thi tek uzatma yok. Thık Thiran. Muksir Muksir Kesir Thi Thi Muksir 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 Kesir Muksir Kesir Uhrusi 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 Thi Thi. Evet, yani bu bunun ve bunu, yani hareke ve uzatmaları bir de ne yapıyor? Karşılaştırma olarak bu tabloda veriyor. Bunlar tabii dinleyerek kulağımız bunlara daha çok açılacak. Bir de kelime öğrendikçe bunları daha iyi fark edeceğiz, kavrayacağız. Şu anda kelime malzememiz kısıtlı olduğu için belki şu uzatmaların ne anlama geldiğini, farkını tam net anlamayabiliriz. Bu da normal. Şu anda zaten anlam önemli değil. Şu anda ses önemli. Şurada. Burada ses önemli. Ne diyor? Uktub ma tesma. Evet. Duyduğunuzu yazın diyor. Bakalım. Evet. İlk kelimemiz, yine üç defa okuyayım. Thawr. 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 Evet. Bakalım. Yazmaya çalıştık. Evet. İkinci kelimemizi duyalım. Evet, bakalım. Burada da net değil aslında. Evet, bakalım. Hadis. 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 Evet, üçüncü kelimemize bakalım, dinleyelim. Timsal. 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 Evet. Thawb. 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 Bunun sonu biraz problem olabilir. Bir daha okuyayım bunu. Thawb. Peki. Bunu da yazmaya çalışalım. Şimdi yeni kelimemize bakalım. Kesir. 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 Evet. Selase. 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 Evet, yeni kelimemiz. Hadese. 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 Son kelimemiz burada. Evet. Dikkat. Bu da son harf. Tabii yutmuş seslendirmede. Selç. 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 Evet. Bunları evet yazmaya çalışalım. Evet, şimdi bakalım. Tekrar, evet, açtık.
İlk kelimemiz neydi? Thawr. Thawr. Bakın tabi R'yi yutuyoruz. Thawr. Son harekesini vermedik. Thawr. Her tek S tabi hepsinde var bunların. Hadif. 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 Timsal. 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 Hepsinde de imperfect S var. S'lere dikkat. Thawb. 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 Evet. Bu B'ymiş demek. Thawb. Thawb. Son harfini yuttu. Thawb. Harekeyi vermedi. Thawb. B. Kethir. Biraz önce geçen. Kethir. Kethir. Felase. Felase. Selase. Hadefe. 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 Ha tabi yine ince, böyle genizden gelen ince bir ses. Hadefe. Hadefe. Evet. Selç. Sondaki cimmiş demek. Selç. Selç. Evet. Bunlar da dinleme ve dinlemeye dayalı yazmaydı. Yine bunların tabii ses kayıtları var. Burada ise yine kitabımızın sistemi uyarınca ne yapıyor? Peltekse'nin geçtiği bu sefer kelimeleri cümle içerisinde vermeye çalışmış. Amaç burada tabii cümle değil, kelimelere dikkat etmemiz isteniyor. Tabii biz burada çevrelerinde vermeye çalışacağız. En azından kelime hazinemiz biraz daha gelişecek bunlarla. Ama amaç cümleleri tahlil etmek, incelemek işte. Analiz etmek değil. Sadece ki anlamlarını vermeye çalışacağız. Evet. Bakalım. Evet. Görsel. Evet. Bir adam bir şeyler yiyor. Bakalım ne demiş. Evet. Ekeltu. Ben yedim. Geçmiş zaman. Tabii burada beni veren nedir? Tu. Bunu söyledik daha önce de. Şimdi yeri geldi. Tekrar söyledik. Ekeltu. Yedim. Ne yedim? Selez. Üç. Tufahat, elma. Üç elma yedim. Burada felâh kelimesi. Evet yine üç fakat cümle içerisinde verdi. Üç elma yedim. Peki. İştaraytu. Evet bakın önünde kalemler var. Ben satın aldım. Yine geçmiş zaman. Ben tu. İşte. Şu T, ammeli T, açık T. Ben satın aldım. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, görselle uyumlu vermiş rakam. Semaniye, 8 aklem kalem. 8 kalem satın aldım. Evet, burada tam görselde olduğu gibi. 8 kalem satın aldım. Semaniye. Demek ki bunda da S, pertek S var 8 rakamında. Bakalım, evet, bir meyve var burada, evet. Hâdihi semeratun tayyibetun. Hâdihi semeratun tayyibe. Hâdihi semara tayyibe. Hâdihi bu, yani şu bu. Semeratun, semara Türkçe'de değil mi? Semeresini diyoruz ya, bu işin semeresini. Aldık. Buradan geliyor. Semara meyve demek. Meyve. Bu bir meyvedir. Nasıl bir meyve? Tayyibetun. Güzel, hoş bir meyvedir. Semara demek ki meyve kelimesinde ne var? Peltekse varmış. Semaratun tayyibetun. Hadihi semaratun tayyibe. Evet. Bir adam var. Burada da bir hayvan var. Bakalım. Ra'eytu. Ben gördüm. Evet yine tu geçmiş zaman eki ben. Beni veren bu tu. Ben gördüm. Sa'leben. Evet. Sa'leben. Sa'leben. Evet buradaki hayvan. Bunu çıkarabildik mi acaba? Sa'leben. Tilki değil mi hocam? Tilki evet tilki. Ben bir tilki gördüm. Ra'eytu sa'leben.
Demek ki tilki kelimesinde pertek s varmış. Fe'aleben. Peki. İşte bir, değil mi, bir bardak var. İçinde bir şey var bakalım. Vada'tu. Vada'tu. Ben koydum. Ben yine tu. Geçmiş zaman. Selcen. Selcen. Buradaki selç, evet bakalım, buz mu? Evet. Buz. Şuradaki değil mi, katı maddeler buz. Buz koydum. Fi içine. Neyin içine? Me. Filme. Suyun içine buz koydum. Vada'tu selcen filme. Vada'tu selcen filme. Demek ki selç. Selç burada buz anlamında arkadaşlar. Selç kar anlamına da gelmekte. Selç, kar. Evet. Vada'tu selcen filme. Bakalım. Evet, bir bakalım neye benziyor şimdi söyleyecek. İştaraytu, yine ben satın aldım. Tamam, yine ben tu'dan anlıyorum. Sellaceten, cedideten, yeni, cedide yeni, yeni bir, evet, sellace şu. Buzdolabı. Buzdolabı, evet. Sellace buzdolabı. Yeni bir buzdolabı satın aldım. İştaraytu sellaceten cedideten. Evet, burada demek ki sellace, buzdolabı kelimesinde pertek S var. Evet, bir çiftçi, evet, bakıyoruz. Geleneksel bir şekilde tarım yapmaya çalışıyor. Bakalım. El fellahu yahruthul ard. El fellahu yahruthul arda. Ya da hareke vermemiş, biz de vermeyebiliriz. El fellahu yahruthul ard. Evet, fellah demiştik, çiftçi. Yahruthu, bu bir fiil, eylem bildiriyor. Yahruthu, sürüyor, sürmek. El ard, toprağı. Toprağı sürüyor ya da, evet, sürüyor diyebiliriz burada. Yani toprağı, tarımını yapıyor. Toprağı sürüyor. Yahruthu. Yahruthul arda. Çiftçi toprağı sürüyor. Yahruthu demek ki bu fiilde ne var? Peltekse var. Yahruthul arda. Toprağı sürmek. Yahruthu. Evet. Bakalım. Evet. İşte bu buradakiler es-sum. Sum, es-sumu mufidun. Es-sum mufid. Sum ne olabilir? Görselden. Sarımsak değil mi? Evet, sarımsak, evet. Sum, sarımsak. Es-sum, sarımsak, mufidun. Faydalıdır. Ünitenin başındaki demek ki cümlelerde, kelimelerde verdiği müfid burada kullanacakmış. Es-sumu mufidun. Sarımsak faydalıdır. Bir öncekini tekrar söyleyebilir misiniz hocam? Şunu atlamışım sanırım. Şunu okumadık. Şu, bu mu? Fellah mı yoksa yemişi? Tamam. Atladığınızın farkına varmadım da ben kaçırdım sanmıştım hocam. Tamam. Onu da iyi oldu atladınız. Ben onu atlamışım. Evet. Yemşi. Bakalım. Yemşi, yürüyor. Eylem bu da, bir fiil. Kim yürüyor? Sair. Sair özel isim. Çocuğun ismi Sair. Demek ki Sair özel isimde peltek S var. Sair yürüyor. Ma'a. Birlikte. Beraber. Ma'a. Beraber. Ma'a. Kiminle birlikte yürüyor? Validihi. Validihi, onun babası. Valid, baba. Bu zamiri onun. Onun babası. Yani babasıyla birlikte yürüyor. Yemşi sairun ma'a validihi. Ma'a, birlikte, beraber. Ma'a. Değil mi? Kur'an'da ayette inne ma'al usri yusran. Değil mi? İnne ma'al usri yusran. Geçen ma'a. Zorlukla birlikte, değil mi, kolaylık vardır. Evet. Ma'a, beraber.
يمشي ثائر مع والده. Burada bir tek ثائر özel isim de var. Evet. Sum vermiştik. Bakalım. Evet. Saat var burada. Şu göstermiş. Bir bilgisayar, bir kişi var. Bakalım. Yentehi, bitiyor, sona eriyor. Biten nedir? Ameli, benim işim. Evet, yine benim. Ne yaptı? Benimi veren şu ye, benim işim. Es-saate, saatte bitiyor. Es-salifete, üçte, saat üçte bitiyor. Evet, benim işim saat üçte bitiyor, sona eriyor. Yentehi ameli es-saate es-salifete. يَنْتِهِ عَمَلِي السَّاعَةَ الثَّالِفَةَ. Evet, bakalım. Evet. Burada bir adam var, burada bir hayvan. Evet, bakın tedirgin. اَخَافُ. Evet, yine ben. Bu bir fiil demiştik. Ben korkuyorum. Neyden ya da kimden korkuyorum? مِنْ. Den, dan. Den, dan anlamı veren mindi. Tabii yanında elif lam bir kelime varsa fetale geçiş yapmak gerekiyor. Mine thuban. Ha. Ve min harfi cerden de hatırlarsanız son harfinin harekesini istersek kesralayabiliriz. Çünkü sebebini öğrendik. Mine thubani ya da mine thuban. Ekhafu mine thuban. Evet. Yılan olarak görmüştük. Yılandan korkuyorum. اَخَافُ مِنَ الثُعْبَانِ. Thuban, evet, yılan kelimesi. Perteksel yazılan bir kelime. Onun için verdi bunu. Evet. Bakalım, evet. Burada bir takım kalıntılar, harabeler var. Eski dönemlerden kalma. İşte bunlara el-âthâr deniyor arkadaşlar. El-Athar. Bu eski dönemden kalan eserler nasıl diyelim, Athar için nasıl bir çevireyim? Harabe mi hocam? Yok. Şu kalıntılar, kalıntı gibi. Kalıntılar. Şunlar El-Athar. Eski dönemden, tarihten kalan eserler El-Athar. Azimetun. Evet, yani bu eserler azim. Ne hocam? Ne diyelim? Azim. Yüce demek, yüksek demek, azim. Değerli diyebilir miyiz hocam da? Yani azim. Ya da kıymetli olabilir mi? Azim. Evet, yine bakın zor bir çeviri. Azim. Devasa büyüklükte. Yani yüce diyemeyiz değil mi? Yüce olmaz. Evet. Azim, evet. Ne dedik? Devasa büyükte dedik. Azim. Görkemli olabilir mi hocam? Olabilir. Heh, görkemli daha güzel oldu. Evet. Belki görkemli, evet. Azim burada gitti değil mi? Bu ne kadar yani? Görkemli. El-Asaru azimetun. Evet. Bu eski dönemden kalan, eski çağdan kalan eserler. Antik eserler. Antik eser de diyebiliriz. El-Asar azime. Görkemli, yüce. Azime, görkemli. El-Athar. Athar, evet. Şu uzatma, bakın. İşaretine dikkat. E-Athar. Athar. El-Atharu azime. Görkemlidir, yücedir, evet. Bunları da peltekseyle geçtiği için ne yaptı? Bu kelimeleri cümle içerisinde vermiş oldu. Aynı zamanda kelime hazinemizi ne yaptık? Geliştireceğimiz evet cümleler, yapılar. Bu ünite ilgili var mı arkadaşlar? Şimdilik evet, bakalım. İyi, daha vaktimiz var. Yeni üniteye bir başlangıç yapabiliriz. Değil mi? Bunu şimdi ben evet en azından bir geçiş yapabiliriz. Şimdi şunu keseyim arkadaşlar. Geçici olarak yeni şey vermeye çalışıyorum. Yeni diye açmaya çalışıyorum.
6'ya bir bakalım. Arka planda 6'yı açmak. Peki şimdi tekrar giriyorum. Evet. Evet, şimdi bir giriş yapmış olalım. Eddersus sadisu. Evet. Sadis de 6. demek. Evet. Eddersus sadisu 6. ders. Bakalım. El ittisalat. Evet. İttisalat, iletişim diyebiliriz. El ittisalat, iletişim. Evet, bakalım. İletişimle ilgili evet metinler var. Bakalım kelimeler var. Burada neler varmış? Kelimatü ders. Evet, dersin kelimelerine bakalım şöyle bir. İttisalat. Evet. İletişim. İttisalat. Böyle kullan. İttisalat. İstahdeme. İstahdeme. Geçmiş zaman fiili kullandı. İstahdeme, kullandı. Geçmiş zaman, kullandı. Evet, bakalım. Harace, harace, geçmiş zaman, çıktı. Harace, çıktı. Özneler belli mi hocam? Yok. Genel olarak bahsediyor. Özneler, bakalım. Hocam kaçırdım. İlk iki kelimeyi tekrar edebilir misiniz? Hangisi? Birinci i̇lk mi? İlk iki kelimeyi. Tamam. Baştan başlıyorum. İttisalat. İletişim. İttisalat. İletişim. İstahdeme. Kullandı. Bu da geçmiş zaman fiili. Zaman olarak. Evet. Kullandı. Harace çıktı. Harace çıktı. İntadır. İntadır. Şurada ra'da sükun var. İntadır. Emir fiil. Bekle. İntadır. Bekle. Emir fiil. İntadır. İstecartu. İste. S'de sükun var. Hemzede sükun var. İstecartu. Ra'da sükun var. İstecartu. Geçmiş zaman ben, işte tu ben, kiraladım. İstecartu, kiraladım. Kim? Ben. Geçmiş zaman beni nereden anlamıştık? Şu T'den, dammeli T. Cemil. Diyalogda geçmişti biraz önce. Güzel, cemil, güzel, iyi. Cemil. Bu bir sıfattı. El-yevm, el-yevm, yevm bugün demek. El-yevm bugün, el-yevm bugün, el-yevm. Camia, evet. Kullanıyoruz hocam. Nasıl? Türkçe'de el-yevm, yevmiye olarak kullanıyoruz ya. Aynen, aynen, doğru. Yevmiye, yevmiye buradan geliyor, günlük. Malik yevmiddin. Evet, Malik yevmiddin değil mi? Fatiha suresine geçen. Yevm gün demek ama el yevm bugün. El belirli yaptı. Hangi günü kastediyorum? Bugün. El yevm bugün. El yevm. Cemil, evet, bir sıfat dedik. Güzel. Camia, camia görsel verdi bakın. Camia geçmişti zaten bir önceki dersimizde. Camia, üniversite değil mi? Üniversite kütüphanesi derken geçmişti. Camia üniversite. Latif. Latif. Türkçe'de tabii özel isim olarak, erkek isim olarak da kullanıyoruz. Latif. Yani hoş, güzel. Latif. Hoş, güzel. Latif. Bir sıfat olarak kullanılıyor. Cev. Cevun. Cev. Cev. Hava. Hava. Cev. Hava. Cev. Cev. Bakalım. Cev. Hava. Gaden. Evet. Gaden bir zaman zarfı. Yarın. Gaden. Yarın. Gaden. El-yavm. Bugün. Gaden.
yarın. El yavum gaden. Evet, yine bir sıfat. Muhezzeb. Muhezzeb. Peltekze dikkat. Muhezzeb. Terbiyeli. Edepli. Efendi. Muhezzeb. Evet. Taam. Taam. Bunlar taam. Yani taam. Yemek mi? Yemek, evet. Taam, yemek. Taam, yemek. Peki lokanta neydi? Ya da yemekhane? Matbah. Mat'am. Mat'am. Bakın aynı kökten geliyor. Taam, yemek. Bir önceki günde de geçmişti sanırım. Mat'am kebir değil miydi hocam? Mat'am nedir? Bu kökten türeye yemekhane ya da işte lokanta. Taam, yemek. Matam, yemek yenilen yer demiştik. Kökleri aynı. Taam, yemek. Ehade, ehade, ehade. Geçmiş zaman fiili ehade aldı. Ehade, aldı. Ehade. Evet, şimdi ekrahu, ekrahu, ekrahu. Ben eliften anlıyorum. Ekrahu, ben nefret ediyorum, hoşlanmıyorum. Kerih buradan geliyor. Ekrahu, kerih, kerhen, değil mi? Kerhen diyoruz. Yani istemeye istemeye. Buradan geliyor bu kökten. Ekrahu, bu bir fiil. Ben. Mekruh da oradan geliyor demek. Nasıl? Mekruh var ya hocam. Hayır, mekruh güzel. Dini bir tabir olarak mekruh buradan geliyor. Evet, güzel. Hoşlanılmayan şey. Ekrahu. Hoşlanmıyorum. Nefret ediyorum. Sevmiyorum. Ekrahu biraz daha tabii. Sevmemenin biraz daha ileri bir derecesi. Onun için nefret ediyorum. Ekrahu. Hoşlanmıyorum. Hadika. Daha önce de geçmişti. Park, bahçe gibi anlamlara gelebilir. Hadika. Evet. Bunlar diyaloglu alıştırmalarda geçen evet bazı fiiller var. İşte kelimeler, sıfatları verdi. Ta'birat eddes. Bakalım. Evet, kalıp ifadelerden mesela şu geçen derste geçmişti, hatırlayan var mı bilmiyorum. Bir tek şu var, diğerleri yabancı bize. Şu da aslında geçti, bakalım. Kalil geçmiş miydi? Kalil geçti, az demekti. Kable kalil, kable önce demek. Kable kalil, az önce. Biraz önce, kable kalil. Kable kalil. Kable önce. Değil mi? Zaman zarfı. Kalil az. Az önce. Kable kalil. Hatifun mahmul. İşte hatif mahmul. Hatif mahmul. Ne diyelim? Cep telefonu mu acaba? Evet. Cep telefonu. Bizim evet Türkçe mantığında cebimize koyduğumuz için fazla yer kaplamadığı için ya da ne diyoruz? Cep telefonu diyoruz. Araplar ise hatif telefon mahmul taşınabilir demek. Araplar ise taşınabilir telefon diyorlar. Her yere götürebildikleri için. Yani onların mantığında öyle hatif mahmul ama biz bunu değil mi? Cep telefonu diye çeviriyoruz. Taşınabilir telefon diye çevirmiyoruz. Hatif mahmul. Hocam aslında zaten mantığında o yani taşınabilir mantığı. Mobile. Öyle ama hani biz Türkçe'de taşınabilir telefon demiyoruz ya. Cep telefonu dediğimiz için. Evet. Hani birebir çünkü mahmul taşınabilir demek. Birebir çeviri değil mi? Yapmıyoruz çünkü Türkçe'de böyle bir tabirimiz yok. Ama Araplar hatif mahmul diyorlar. Biz de böyle kullanmak zorundayız. Ama çevirirken
Yani biraz önceki ünitedeki ekmek gibi, bader hobuz gibi oldu. Kültürümüzde nasıl diyorsak öyle çevirmek gerekiyor. Hatif mahmur, cep telefon. Hatif telefon. Evet, hatif mahmul. Gali el-semen. Gali el-semen. Demiştik, semen bir şeyin ederi, fiyatı. Gali pahalı. Gali el-semen pahalı. Fiyatı pahalı yani pahalı. Gali el-semen. Muştakun ileyke. Muştakun ileyk. Evet. Muştak, özleyen demek. Müştak, özleyen. İleyke, bu böyle arkadaşlar, bu bir kalıp. İleyke, böyle kullanılıyor. Muştakun ileyk, yani seni özleyen demek. Kelime anlamı bu. Muştakun ileyk, seni özleyen. Bakalım cümleden hangi anlamı, nasıl kullanacağız, nasıl çevireceğiz. Kelime kelime muştak, özleyen. Kimi? Mesela seni demiş. Böyle ilale kullanıyoruz. Müştakun ileyke. Müştakun ileyke. Tabii bunları cümle içerisinde görmemiz lazım. Biraz önce müntede yaptığımız gibi. Daha iyi anlam oturtalım. Şimdi bakalım. Yine aynı şey. Bakın fotoğraflarda neler var? Bir sürü şey var değil mi? Mâdâ terâ fissûrâ. Ne görüyorsunuz diyor. Evet. İşte. Değil mi? Bilgisayar var. Cep telefonları var. Bakın. Yine telefonlar. Mesela şunlar. Birazdan söyleyecek zaten. Soracak. Mel fark beyne surateyn. İki resim arasında ne fark var? Bir numara ve iki numara. Bakın. İki numaraya bakalım. Değil mi? Deniz fenerini gördük. Güvercin gördük. İşte şişenin içerisinde kağıt atılmış. Yani iki şey arasındaki fark ne olabilir? Eski yeni iletişim. Evet değil mi? Doğru. Eski ve yeni kıyaslamamızı istedi bizden. Çünkü iletişim konumuz eskiden kullanılan iletişim metotları, şimdiki kullanılan metotlar. Bakalım şimdi. Şimdi dikkat. Evet. Kitabımız yavaş yavaş geliyor konulara. Lahiz. Hatta bakın şuraya bir işaret koymuş. Dikkat. Bir giriş yapıyor ama dikkat. Sadece bir giriş. Lahiz el cümel el atiye. Aşağıdaki cümlelere bakın dikkat edin istiyor. Fil mâdî. Fil mâdî. Yine fi dâda. El mâdî geçmiş. Türkçedeki mazi kelimesi buradan alınma. Mazide, geçmişte, eskiden, fil mâdî. Ketebe, yazdı. El insanu, insan yazdı. Ketebe, geçmiş zaman. Çünkü geçmişten bahsediyoruz değil mi? Neyle yazdı? Bi ile, vasıta hali. Rişe, bir rişedi. Neyle yazmış olabilir? Kalem olmadığına göre. Rişe. Tüy. Evet, o kalem olarak kullanılan tüy. Rişe tüy demek. Şu kuşun tüyüne rişe deniyor. Rişe. Burada bir kalem olarak kullanılan tüyle yazdı. Bir rişe. Şimdi dikkat. Fil mâdî geçmişte, mazide yazdı. El-el şimdi, şu anda yektubu yazıyor, insan yazıyor, bil kalemi, kalemle yazıyor. Şimdi insan kalemle yazıyor. Geçmişte insan tüyle yazdı, kuş tüyüyle yazdı, bir rişe. Şimdi insan kalemle yazıyor. El-ene şimdi miydi hocam? El-ene şimdi. Günümüzde de diye çevirebilirsiniz. Geçmişte, şimdi ya da günümüzde. El-en şu anda. Kelime anlamı el-en şu anda, şimdi. Biz şu anda sadece kelimeye odaklanalım. Yapıyı sonra göreceğiz. Fil mâdî. Geçmişte,
İstahdeme kullandı. El insanu insan ya da en nas daha doğrusu öyle diyelim. Şimdi insan, insan. Nas, insan kelimesinin çoğulu. İnsanlar neyi kullandı? Hamem. Hamem güvercin. Güvercini kullandı. El-en şimdi ise el-en şimdi şu anda günümüzde tabii el-en kelime anlamı olarak şu anda el-an yestahdimu kullanıyor. En-nâsü insanlar el-beride posta. Berid posta. El-elektroniyye elektronik posta kullanıyorlar. E-posta kullanıyorlar. Şimdi e-posta kullanıyorlar. Yani yazdı, ketebe, yektubu yazıyor. İstahdeme kullandı, yestahdimu kullanıyor. Geçmiş zaman ve şimdiki zamanı vermeye başladı yavaş yavaş. Ama sadece bakın iki cümlede verdi bıraktı. O kadar. Sadece şimdi diyor siz bunları bir düşünün bakalım diyor. Ketebe yektubu. İstahdeme yestahdimu. Biz de önümüzdeki haftaya kadar sadece bunları düşüneceğiz. Yani şu anda sebeplerine girmiyor. Böyle kullanacağız. Ketebe yazdı. Geçmiş zaman. Şimdiki zaman yektubu. İstahdeme geçmiş zaman kullandı. Şimdiki zaman yestahdimu kullanıyor. Fil mâdî böyle kalıp olarak geçmişte. El-en şimdi şu anda günümüzde. Fil mâdî el-en. Ne yaptı? Yavaş yavaş. Bakın mazi buna mazi deniyor. Geçmiş zamanlı Arapçada mazi. Hocam şu elektronik postayı bir daha evet. Okuyalım. Fil mâdî istahdemen nâsü el hamem. Geçmişte insanlar ne kullandılar? Güvercin kullandılar. El en şimdi günümüzde yestahdimu kullanıyor. En nâsü insanlar kullanıyor. El beridel elektroniyye. Tabii bu elektronik İngilizce'ne alınma olduğu için böyle yazmış. Teknolojik kelimeleri bazen bazen çoğu zaman İngilizceden olduğu gibi yazıyorlar. Elberit posta ilek ya da ilik evet kesra var. İlektroni elektroni y'de şedde var. Ya da hareke verecek olursam elberidel elektroniye e-posta elektronik posta kullanıyorlar. Evet. Şimdilik bu kadarla kalalım. Ketebe yektubu. İstahdeme yestahdimu. Fark bu. Geçmiş zaman ve şimdiki zaman. Geçmiş zaman, şimdiki zaman. Ketebe yektubu. Geçmiş zaman, şimdiki zaman. İstahdeme yestahdimu.